Medeniyetimiz programında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok değerli konuğumuz İbrahim Halil Erbey. İran'da kalmıştık. İran'la ilgili süreçleri paylaşacağız kendisiyle. Konuşma arasında da tabii ki yani arada da kendisiyle konuştum ben. Hocam dedim, tarihi bir birlikteliğin bu konuda rolü var mıdır? Yani biliyorsunuz ki Esed Nusayri'dir. Nusayriliğin temelinde de bir Şah yapısı vardı. Şah ile de bir birliktelik ve inanç bağının bunda rolü var mıdır? Neden onu böyle destekliyor diye sormuştum. Ve şimdi İran'la olan ilişkileri bu bağlamda mı düşünebiliriz yoksa olayın başka stratejik önemi de mi vardır? Hocam, tam da bu noktada kalmıştır. Hocam ben şunu söyleyeyim. Devletler arası ilişkilerde birincisi çıkardır. Evet. Her şey çıkar ve menfaat uygundur. Yani din kardeşi değil, aynı ırktan da olsanız çıkarlar uyuşmadığı zaman birbirinize savaşıyorsunuz. Tarihte Türk devletlerinin çoğunu Türkler yıkmıştır. Yani evet. bizden hani diyor ya en büyük düşman yine biziz yani. Yani bizi kendim, biz kahrederiz, evet. Bizi biz üzeriz. Yani biz yaparız. Yıkarız. En yakınlarındır diyorlar. Evet, Selçukları da yıktı. Selçukları da Türkler yıktı. Harzemşahları da Türkler yıktı. Memlükleri de Türkler yıktı. Yani Eyyubileri de Türkler yıktı. Yani hep birbirimizi yıkmışız. Yani dışarıdan bir kişi bizi yıkmışsa biz 10 tanesini yıkmışız. Dolayısıyla devletler arası ilişkiler zeminle çıkar üzerine oturtursak daha iyi anlarız, hayal kırıklığına uğramayız, şok olmayız. Yani falan Müslümandı, falan Şiiydi, falan Sünniydi, bu niye böyle, bu niye şöyle. Ha, bunlar nerede etkili? Çıkarın takviyesinde önemlidir. Çıkarı, gerekçeleri öne sürmek için. Motivasyon unsuru. Kitleleri motive ediyorsunuz. Yani insanları ölüme sürüklerken ne diye sürüklüyorsunuz? Cennet vaat ederek sürüklüyorsunuz. Yani şehadeti vaat ederek sunmuş oluyorsunuz. Yani diyelim İran'daki Haçlı Şabi militanları ne diye gidiyor? İşte Sünniler bizi katlediyor. Biz şunlara savaşacağız ya da Hazreti Ali'nin intikamını alacağız ya da Kerbela'nın intikamını alacağız falan filan. Bir sürü motiveleri, tarihsel motiveler, günümüz motivasyonları, IŞİD'in yaptığı katliamları sürekli göstererek onları tahrik etme şeyleri. Bunları harekete geçirerek kitlerin daha iyi savaşçı olmalarını, kendilerini yeri geldiğinde feda etmelerini sağlamış olursunuz. Osmanlı-İran arasındaki ilişkilerde veya çekişme, bir Sünni-Şii çekişmesi gibi görülse de temelde yine egemenlik, hakimiyet yani güç, iktidar mücadelesi vardı. Sünnilik ve Şiilik bu işin yan enstrümanıydı. Bu şekilde devam etti. Ha, etkili oluyor mu? Hükümdarların dindarlık seviyesine göre bu bir dozajda etkili olur ama çıkar burada çok önemlidir. Yani mesela diyelim ki İran'la Suudi Arabistan zıt kutuplardır. Şia'nın tepki olarak Vahabilik doğmuştur. Ama yeri geldiklerine bu düşünceler ekseninde birbirlerinin kanını helal görürken ama petrol fiyatları konusunda arka planda el sıkışabiliyor. İki taraf anlaşabiliyorlar yani. Ya siz savaşıyorsunuz, millet sizin yüzünden ölüyor, sürüklüyorsunuz. Ama petrol için anlaşabiliyorsunuz. Yani çıkar menfaat olunca bir anda iki düşman kardeş anlaşabiliyor. Fiyatları yukarı ya da aşağı çekme konusunda anlaşabiliyorlar. Dolayısıyla tarihi olayları, stratejik olayları devlet arasında kavgaların ana ekseninde bunu gördüğümüz zaman daha iyi yorumlarız. Ha, yan faktörler tabii ki mezhep ve din etkili olacaktır. Ama dediğimiz enstrüman olarak bu etkili olmuş oluyor. Şimdi Suriye öznesine geldiğimiz zaman, Halep öznesine baktığımız zaman ben cümlemi şöyle dedim. İran Suriye'de fiilen var aslında. İran'ın 250 civarında generali Suriye'de bizzat çarpışmalara katıldı ve 100 tane generali öldü. General ha er değil, çavuş değil, teğmen değil, general, İran'ın generalleri. Ha bu generallerin bir kısmı emekli. Önemli değil. Yani bunlar emekli olsa devlet onları görevlendiriyor ve gidiyor. Hangi ideal uğruna İranlı generaller ölüyor, ölüme kendilerini sevk ediyor? İdealleri ne, hedefleri? Onu bahsedeceğim. Şimdi generaller buraya geliyor, organize ediyor, stratejik planlamalar yapıyor. Yoksa şey bitmişti yani Esed bitmişti. Esed'in ordusu morusu diye bir şey kalmadı. Şimdi Haçlı Şabi militanları Irak'tan şuradan buradan geliyor. Ne elbisesi giyiyorlar? Suriye ordusu elbisesi giyip geliyorlar. Siz Suriye ordusuyla çarpıştığınızı zannediyorsunuz. Ama karşınızdaki aslında Suriye ordusu değil. Irak'tan, İran'dan ve onların diğer ülkelerdeki terör yandaşları geliyor. Ve bunları organize edenler kimler? Bizzat İranlı generaller bunu organize ediyor. Silahları kim gönderiyor? İran gönderiyor. Paraları kim gönderiyor? İran gönderiyor. Gıdayı kim gönderiyor? İran gönderiyor. İran'ın Suriye ile doğrudan sınırı yok ama Irak aldı İran biliyorsunuz. Irak ayrı bir muamma. Irak aldığı için Irak fiilen şu anda İran'ın sömürgesi haline gelmiş durumda. Oranın üzerinden ne yapıyor? Yardım ediyor. Şimdi
Halep'e geldiğimiz zaman Halep çok stratejik nokta. Halep'i alan Suriye Savaşı'nı kazanır. Evet. İran Rusya'nın desteğiyle buraya aldı. Rusya da özellikle yüklendi. Çünkü Amerikan seçimleri sonrasındaki yeni bir sayfa açılacaktır. Bu sayfada hem ellerini kuvvetli hale getirmek hem de masaya güçlü oturmak. Türkiye ile büyük olasılıkla anlaştılar ama Türkiye oradaki insanların orayı tahliye etme konusunda anlatamadı. Onlar Türkiye bizi sattı psikolojisine geleceklerdi. Dolayısıyla bir iş biraz kendi haline bırakıldı. Sonuçta biz şu mantığı kurduk. Tamam, buradaki insanlar en azından siviller ölmesin. Bununla ilgili ne yaptık? Tahliye yapmaya çalıştık. Fakat işin ilginç yanı İran'ın, Esed'in ve Hizbullah'ın ki bunlar Müslüman, hayır dediler. Karşı çıktılar. Kapıları kapatıp buradaki kadınlara tecavüz etme ve erkekleri öldürme şeyine gittiler. Bunun üzerine Türkiye Rusya ile Putin'le olan samimi diyaloglarını kullanarak Rusya üzerinden zorladı. Yani bugün eğer tahliye kararı oluyorsa bu İranlıların Müslüman olduğundan dolayı değil. Kafir olan Rusya'nın desteğiyle, hatta Rusya ikide bir bozduğu için Rusya rest çekti. Hem Esed'e hem de İran'a gerekse sizi vururum dedi yani. Bir anlaşma yaptık, adam gibi yerinize durun şeklinde yaptı. Yani kafir olan Rusya, oradaki Sünni Müslümanların tahliyesinde daha insani, daha inisiyatif davranmış oldu. Türkiye tabi bu konuda Rusya'ya güvence verdi. Yani bunları tahliye ederiz ve bu süreci barışçı noktalarla geçirmeye çalışacağız. Çünkü Rusya'nın hedefi Suriye egemen olmak ama bu dalganın yayılıp da kendisine karşı bir ikinci Afganistan olmaması için uğraşıyor. Burada Türkiye onun için bir hem kalkan hem de onu önünü açacak bir partner olacaktır. Dolayısıyla Türkiye'nin gayreti nedir? Türkiye'de bölgede büyük katliamlar oluşmasın bunun gayreti içerisinde ve böylelikle yumuşak bir geçiş yapıyor. Çünkü Türkiye Batı blokunun kendisini sattığını gördü. Amerika'nın ayrı bir planı olduğunu, Batı blokunun tamamen yağmacı duygularla Orta Doğu'ya çürüklendiğini gördü. Yani bunun İngiltere'si, Almanya'sı, Avusturya'sı, Amerika'sı şu anda yağmaya dalmış durumdalar. Yani onların hedefi yağmalamak. Aynen Kurtuluş Savaşı'nda evet. Olduğu gibi Anadolu'nun her bir köşesini şimdi, yağmalamalı. Tabii yani evet. Burada Amerikan kurduğu denklemi Rusya bozdu. Ama Rusya'nın kendine göre planları var. Bizim planımız var, Avrupa'nın planları var. Dolayısıyla bu güçler çakışacak, çekişecek ve arada en azından sivil insanlar az bir zayiatla kurtarmanın peşinde gidiyor. Ve Türkiye şimdi buradakileri tahliye etti, getirdi. Nereye getirdi? Yani tahliye ettik, Halep'tekileri boşaldık. Nereye getiriyoruz? İdlib'e getiriyoruz. İdlib evet. Nerede? Ha. Kuzey Suriye'de. Yani İdlib Suriye toprakları. Aklıma, Suriye toprakları içerisinde. Saddam Hüseyin aklıma geliyor. Evet. İdlib deyince. Onun memleketiydi değil mi? Evet. İdlib. Şimdi hocam biz şimdi Halep'i boşaltıp insanları İdlib'e getiriyoruz ve İdlib'de yaklaşık 100 bin kişilik insanı barındıracak altyapı kuruyoruz. İdlib kimin toprağı? Bizim toprağımız mı? Yok. Değil. Suriye'nin toprağı, Esed'in toprağı yani realite olarak bakarsak, gerçek anlamda bakarsak halkındır ama devletler nazaretine bakarsak aslında orası da Suriye toprağı. Yani biz gidip de kuzeyi benim, güneyi senin de bir kimseyle bir anlaşmış yapmamışız. Bir defakto bir durumu uygulamışız. Fırat Kalkanı demişiz, Amerika'dan Rusya'dan onay almışız. Oraya 1000 kilometrelik bir alana hakimiyetimizi kurmuşuz, bir fiili durum oluşturmuşuz. Peki diyelim ki biz İdlib'e yığdık bunları. Bunlar Halep'i aldılar. Halep alınca duracaklar mı? Durmayacaklar. Hedef bütün Suriye'yi hakimiyet altına almak, onların tabiriyle terör örgütlerini yok etmek, Suriye'de bir istikrar sağlamak karşı tarafın mantığı. Dolayısıyla bir sonraki hamle İdlib saldırısı olacaktır. Peki biz bunu hesaplamış mıyız? Biz buna hazır mıyız? Şimdi diyelim ki Esed, İran, Hizbullah kara gücüyle geldi. İdlib'i kuşattılar. Rusya dedi ki havadan da ben size takviye edeceğim, destek vereceğim. Biz bu savaşa hazır mıyız? Değil. Biz oradakiler için savaşacak mıyız? Savaşmayacağız. Peki o zaman niye insanlara ümit veriyoruz veya niye hayal oyun kuruyoruz veya insanları niye hayal kırıklığına uğratacağız? Böyle bir alıyor sorumluluk alıyoruz. İnisiyatif alıyorsak biz en sağlam yer kendi sınırlarımız olması lazım. Kendi ülkemizi almamız lazım. Kendi ülkemizi alamıyoruz. Mesela Erdoğan şey dedi, sadece kadın, çocuk ve aşırı yaralılar, hastalar Türkiye'ye alınacak. Yerler orada kalır. Savunabilecek miyiz? Savunmayacağız. Peki o zaman ben şimdi bunu okuyabiliyorsam Türkiye yönetenler bunu okumuyor mu? Okuması lazım. Ne yapacaklar? Benim öngörüm şu. 27 Aralık'ta Türkiye, İran ve Rusya Kazakistan'ın başkentinde bir oturum yapacaklar. Şimdi onlar orada oturup çay kahve içmeyecekler. Neyi görüşecekler? İki konu var.
Bir Suriye, ikincisi Irak. Büyük olasılıkla çünkü Rusya'nın şu anda Irak'la ilgili ciddi bir politikası yok ama İran'ın var. Büyük olasılıkla Suriye ile ilgili bir pazarlık masası olacaktır. Benim kanaatim. Yani ben olsam böyle yaparım. Pazarlık masasında ne olacaktır? Pazarlık masasında Kuzey Suriye gündeme gelecek, Halep gündeme gelecektir. Türkiye'nin başından beri savunduğu bir tez vardı. Diyordu ki biz Suriye'nin bütünlüğünü savunuyoruz. Bu ne demektir? Bu ben Suriye'yi size bırakıyorum gidiyorum demektir aslında. Evet. Peki neyin karşına bırakabileceğiz? Kuzey Suriye'de Amerika'nın oluşturmak istediği bir Kürt devletine PYD'ye karşılık verecek. Yani diyeceksiniz ki tamam ben burayı bırakacağım ama burada bir PYD devletin kurulmayacak veya Amerika'nın buradaki oluşumunu engelleyeceksiniz demektir. Bu şartlarla verecektir. Karşı taraf bu şartları kabul ederse olur. Yok kardeş Kuzey Suriye senin de kalsın biz burada yetiniyoruz derlerse şimdi bu şartları kabul ederlerse onlar Amerika'yla karşı karşıya kalacaklar. Yok biz burada durumumuzdan memnunuz derlerse Türkiye Amerika ile karşı karşıya kalacak. Ve Türkiye bir sonraki hamlesi Manbij'e saldırma olacaktır. Manbij'e saldıracağız. Manbij'e saldırmak, Kobani'ye saldırmak demek doğrudan Amerika'ya saldırmak demektir. Şu anda Amerika oraya tamamen 6 helikopter dolusu silah verdi ve bu silahlar konvansiyonel silahlardır. Yani füzeler, uçak savar Singer füzeleri ve tank savar füzelerdir. Yani bu tank savarlar da Almanlardan geldi. Yani siz tankla ateş ettiğiniz zaman, tanka vurduğu zaman tankı tahrip edebilecek güçte bir silah. Gönderdiğiniz uçağı da indirebilecek çapta silahlar. Yani şu anda Amerika ordusunu hazırlıyor. Yani PYD diye bir ordu yok. Amerikan ordusu var. PYD artık Amerikan ordusu haline gelmeye başladı. Amerika Kuzey Suriye'de bir ordu hazırlıyor. Şimdi bu ordu, ya Amerika'nın stratejisi burada bir devlet kurmak. Bu devlet bir koridor olacak. Nereye koridor olacak? Bir sonraki bağlantı koridoru Musul'a bağlanacak. Musul'a bağlanıp Kuzey Irak'taki Kürdistan bölgesine bağlantı kuracak ve birleştirecekler. Niye bir koridor açma gereğini duyuyor? Çünkü Akdeniz'e çıkış elde etmesi gerekiyor. Akdeniz'e çıkış elde ederse petrol, oradaki petrol o koridordan Akdeniz'e ulaşmış olacak. Bu ne olacak? Türkiye'nin Barzani'den aldığı petrol boru hatları ve bunun üzerinden aldığı kasasına giren paradan önünü kesmektir. Bakın duygusal. Türkiye'ye karşı bir hamle. Ne olacak? Amerika direkt Kürdistan'ı alıp sömürge haline getirecek ve oradaki kendi oluşturduğu koridordan Akdeniz'e indirecek. Akdeniz'e gemilerini yüklemiş olacak. Türkiye orada bakacak havasını alacak. Mesela bir de böyle bir şey vardır. Peki bu oluşumda Amerika'nın karşısında Tökel emrini itaat etmek için Barzani. Barzani de tasfiye edilecektir. Ve Kuzey Irak'taki Kürdistan yönetimi Talabani'nin ekibine verilecektir. Talabani de İran yanlısı bir ekiptir. Aynı zamanda yani Amerika ile İran kapışıyor gibi gözüküyor ama arka planda çıkarlar uyuştu şimdi anlaşıyor. Yani bu çok ilginç bir durum. Türkiye Amerika'nın stratejik ortağı ama biz Amerika ile kapışıyoruz. İran rakip unsurdan ama el altından birbirleriyle iş pişiriyorlar. Yani çok yönlü bir olay var. Peki İran'a baktığımız zaman, İran mesela Türkiye'de bir İran sevici gruplar vardır. Ben mesela Face'de veya İstiklal Gazetesi'nde de mesela bu konularla ilgili yazdım. İran artık bir İslam devleti değildir diye mesela manşet yaptım. Çok hakaretler, çok tepkiler aldım. Şimdi ama bir İslam devleti demek, lafla ben İslam devletiyim demek olmaz. Siz bir şehri aldığınız zaman oradaki şehirde tecavüz edemezsiniz, yağmalayamazsınız, insanları katledemezsiniz. Anlaşma olduğu zaman askeri bile öldüremezsiniz. Çünkü bir önce bir din kardeşi. Zaten Müslümanın Müslümanı şöyle yapması, cari yapması İslam kültüründe savaş hukukunda yok. Bir kere bu cari kültüründe bile yok. Yani tecavüzü o bahaneyle yaparlarsa bile. Dolayısıyla siz bir devletsiniz. Halep'i aldığınız zaman, Halep'e girdiğiniz zaman düşman şehrine girmiş değil. Ben bu devletim, burası benim şehrim. Fatih Sultan Mehmet nasıl ki İstanbul'u aldıysa ve oradaki Hristiyanlara bir beyanname yayınladı. Bu saatten sonra hepiniz benim vatandaşımsınız. Hiç kimse size dokunmayacaktır dediyse eman vermeniz gerekiyordu. Siz oraya girdiğiniz zaman ben yaptığınız suçların hepsini affediyorum. Bana karşı silah da saldıranları da affediyorum. Genel af çıkartıyorum. Siz benim vatandaşımsınız. Adalet hükmetseydi İran'a Suriye'deki diğer gruplara tabi olurdu. Kimse karşı çıkmaz. Ama ne yaptılar? Yağmalamaya, tecavüze, şuna buna yeltendiler. Yani bir eşkıya gibi davrandılar. Bir devlet gibi davranmadılar. Mesela gerekçeleri nedir? İşte IŞİD şuraya girdi, buraya girdi. İşte tecavüz etti, öldürdü, kesti. IŞİD bir şeydir, uluslararası bir örgüttür. İkincisi, IŞİD Sünnileri temsil etmez. Üçüncüsü, IŞİD bir örgüttür, terör örgütü, devlet değil. Sen devletsin.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir devlettir değil mi? PKK yaptığı savaşta PKK militanlarını öldürdükten sonra teşhir ise çile çıplak teşhir ki yapıldı mesela bazı müferit olaylar tepki gösterdik. Veya işte askeri araçların arkasında bağladılar sürüklediler mesela. Ne yaptı? Biz hemen tepki gösterdik. Sen devletsin yapamazsın. Ben yapamazsın. Devlet ne yapar? Alır, cezasını verir, yargılar, hapse atar, idam eder ama hepsini hukuk çerçevesinde yapar. Dolayısıyla İran bunu yapmadı. Dolayısıyla İslam devlet olma vasfını kaybetti. Bakın dünya Müslüman devletleri içerisinde resmi olarak İslam Cumhuriyeti ifadesi sadece İran'da vardır. Evet. Suudi Arabistan'da yok. Krallıktır. Evet. Türkiye'de de yok. Ama İran'da var. Dolayısıyla İran'a bizim eleştirimiz daha sert olacaktır. Çünkü İran ben İslam devletiyim adıyla şey yapıyor ve vahdeti savunuyorum diyor. Ama onların savunduğu vahdet bizim liderlerimize toplanın. Vahdeti gerçekleştirelim bir savunmasıdır. Olmaz. Dolayısıyla Müslümanların İran'a karşı sesini çıkartması lazım ki İran'daki sağduyulu insanlar, çünkü İran'da bütün değildir İran'da. Orada da farklı fraksiyonlar var ama şu anda kitle egemen, Şahinler grubu egemen. Ama diğer fraksiyonların da tepki göstermesine zemin hazırlayacak. Bakın yaptığınız İslam dünyasını kaybetme anlamına geliyor diye tepki göstermesi gerekiyor. Türkiye Müslümanlarının artık İran'la olan duygusal bağları koparması lazım ve tepkisini göstermesi lazım, sesini çıkartması lazım. Protestolarda en önde bulunması lazımdır. Yani mesela bizim yaştaki insanlar İran'a karşı bir duygusal bağları vardır. Çünkü İran devrim marşlarıyla, büyükler. Sakallı makallı insanlar devlet yöneticisi oldu. Bir hoş bir şey oldu. Amerika karşı bir emperyalizme karşı bir mücadele oldu. Böyle bir duygusal bir zemin var. Tıpkı eski tüfek solcuların Fidel Castro'ya, Chiguara'ya veya Kuba'ya karşı duydukları duygusal bağ gibi. Yani mesela adam zengin olmuştur, altında BMW vardır ama Fidel Castro ölüyor diye oturup mesela şarabı koyup, yas çekip, kafayı çekip üzülebiliyor. Yani böyle bir, bunu artık duygusal zemini değil. Ne yapacağız? Oturacağız. İran'ı biz nereye koyuyoruz? İslam devleti misin? Şii devleti misin? Emperyalist devleti misin? Şu anda İran'ın izlediği siyaset Fars emperyal siyasettir. Eski Fars. Persler değil mi? Tabii. Pers coğrafyasında şu anda egemen olmaya çalışıyor. Rum suresi bunun için inmedi mi? Gulbetur Rum. Yani işte Rum suresi bunun içindi. Şimdi evet. ben takipçilere Facebook'ta diyorum ki Rum suresini okumak zamanıdır diyorum. Tamam ne oldu? Rumlar yenildi ama Allah diyor ki 10 yıl içerisinde kazanacaklar diyor. Şimdi yenilmiş olmamız değil. Bu ayet bize gelecekle ilgili de bir perspektif çizmiş oluyor. Şimdi ne yaptı İran o zaman? Ta Kudüs'e kadar geldiler değil mi? Ama ne oldu? Bir anda ters döndü ve yenildiler. Bedir Savaşı kazandığımız sırada İran'ın yenilmiş olduğu ayet bizzat ne olmuş oldu? Kendini ispatlamış oldu. Dolayısıyla peki İran Halep'ten sonra İdlib'e gelecek. İdlib niye önemli? İdlib çünkü Laskiye ile sınır. Laskiye niye önemli? Laskiye Nusayrilerin başkentidir bir anlamda. Evet. Bugünkü rejimin en büyük destekçisi olan kenttir. Aynı zamanda Akdeniz'e kıyısı olan bir bölgedir. Dolayısıyla İdlib'i alıp da Halep üzerinden Laskiye ile birleşmiş olacak. Ve böylelikle İran'ın Musul üzerine, çünkü Musul hamlesi de gelecek bundan sonra biliyorsunuz. Musul aldıktan sonra Musul, ondan sonra Halep, Laskiye, İdlib, Laskiye ve böylelikle Akdeniz'e bir çıkış elde edecek. Herkes Akdeniz'e inmek istiyor. Akdeniz çıkışı, Akdeniz'e bir çıkış elde edecek. Rusya'nın da hedefi Akdeniz'e çıkıştı dedik ya. Rusya'nın hedefi ne dedi? Rusya'nın Suriye için masa yumruğunu koyması, nükleer bomba tehdidini savunması nedeni Suriye'yi kaybederse, çünkü Rusya'nın Suriye'deki Akdeniz'deki tek limanı Laskiye'ydi, Suriye'ydi. Suriye'yi kaybetmesi demek Rusya'nın Akdeniz'den çekilmesi demekti. Akdeniz büyük devletlerin hakimiyet alanıdır. Akdeniz'den çekildiği zaman dünyada söz sahibi olma hakkınızı kaybediyorsunuz. Dolayısıyla Rusya'nın bu işe ağırlık koyması nedeni oradaki üs elde etmekti. Herkesin hedefi bu. Ama Türkiye mesela Rusya'nın bu hedeflerini daha real bir politik izleyerek Rusya'yı da sakinleştirerek oradaki bir kazanım elde etmeye çalışıyor. Çünkü Amerika bizi sattı. Dolayısıyla benim kanaatim burada şey çıkacaktır. Türkiye Rusya'ya bu anlamda Suriye'nin tamamını kontrol altına alın ama nasıl bir kontrol altına alın? Adaletle hükmedelim ve bir federal yönetim veya bir özerk yapı şeklinde olur. Bunun karşılığında şu talepte bulunur. Esed zaten bu iş olmaz. Esed gitsin. Yerine yeni bir yönetim kurulur. Yine de Suriye egemen olan güçler derler ki işte biz yeni bir seçim yapıyoruz. Demokratik bir seçim olacak. Herkesin katıldığı bir seçim olacak. Sünniler de meclise temsil edilecek. Sünnilerin de mesela ne bileyim başkan yardımcısı Sünni olacak falan filan diye bir sistem oluştururlar. Ve böylelikle makyaj göz boyanması olur. Yeni bir
şekilde yola devam ederler. Bunu İran sağlamaz. Bunu sağlar, Rusya sağlar. Çünkü İran'ın politikası bir Şii hilali oluşturmakta. Yemen'den Suriye'ye kadar bir hilal oluşturmak ve bizi Arap dünyasından izole etmektir. İran'ı bize karşı konuşlandırıyorlar. İran'ı Osmanlı güçlerinin, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin tekrar Osmanlılaşmaması için İran'ı bize karşı konuşlandırıyorlar. Dolayısıyla İran bu misyonu çok iyi bir şekilde yerine getiriyor. Ama Rusya'nın hedefi Akdeniz'de liman elde etmek, Suriye'de yani kendine bağlı bir sömürge elde etmektir. Dolayısıyla Rusya daha pragmatist, daha şey yapar. Oradaki insanlara bireysel anlamda özgürlükler verebilir. Çünkü bakın Rusya'daki birçok cumhuriyetlerde bireysel anlamda özgürlükler var. Bunlara bireysel anlamda özgürlük verir. Neyin karşılığında? Onun gücünü kabul etmesi, itaat etmesi karşılığında bunu verebilir. Bu şey büyük olasılıkla bu plan Rusya ile Türkiye arasında gerçekleşecektir. Ama Amerika burada oyun bozanlık yapacaktır. Veya yeni gelen hükümet oyun bozanlık yapacak? Yoksa farklı bir strateji mi diyecek? Burada net bir şey yok. Çünkü şu anki Trump'ın mesela ifadeleri İran'a karşı bir ifadeleri var. Trump mesela Çin'e dönük bir strateji izliyor ki yeni dönem Amerika'nın siyaseti Orta Asya olacaktır. Orta Doğu değil, Orta Asya olacaktır. Ama biz şunu biliyoruz ki Trump iktidara getiren Yahudi derin devlettir. Yahudi derin devlet de kendilerinin yayılma sahası üzerindeki potansiyel düşmanların temizlenme görevini verecektir. Dolayısıyla çok karmaşık bir şey. Ama iktidara geldiği zaman real politikaya göre farklı bir strateji izler mi izlemez mi? Onu göreceğiz. Herkes şunu yapıyor şu anda. Yeni başkan seçilmeden önce masaya güçlü bir şekilde oturma hesabı yapıyor. Masaya güçlü bir şekilde oturulduğu zaman Amerika'nın karşısında Rusya'sı, Türkiye'si başka unsurlar çıktığı zaman bu bir şekilde dayatılmış olur. İran'ı normalde kimse zapt edemez. Yani kafaya takmış ve Amerika'nın desteğini almış ama Rusya kulağını çektiği zaman İran bir şekilde masaya oturur. Çünkü molalar şu anda bir Pers hayali ve bir Şii hayali görüyor. Ve biz nasıl şu anda Türkiye'de insanlarda bir Mehdi ve Nuzul İsa beklentisi içerisine girdiysek İran'da da şu anda Mehdi'nin, Muntazır'ın geldiğini söyleyen gruplar var. Mehdi Muntazır geldi şeklinde. Biz şimdi Mehdi Muntazır'a şey hazırlıyoruz, yer hazırlıyoruz, yardımcı kuvvetler hazırlıyoruz şeklinde bir durum var. İran da kendi içerisinde yani çok ciddi. Çelişkili. 4-5 gruba ayrılmış durumda üst düzeyler. Rafsanjani ekibi ayrı, Hamaney ekibi ayrı. Bunun dışında İngiliz Şiası ayrı. İngiltere'nin de güçlü bir Şia nüfuzu vardır. Ve bu çok şeydir, Sünnileri sürekli tahkir eden şeyler sahiptir. Yani İran'da bütüncül değil ama sonuçta şu anda real olan, güçlü olan, iktidarda oturan güç şey bir güç. Yani her şey gözünü karartmış, dalmış bir şekilde. Türkiye ile savaşı bile göze almış bir durumdadır. Yani İran Türkiye ile savaşta göze almış durumda. Halbuki İran'ı darboğazdan kurtaran direkt Erdoğan oldu. İki defa kurtardı. Birincisi Güvenlik Konseyi İran'a yaptırım uygulayacaktı. Erdoğan siyasi kariyerini bitirme pahasına o zaman başkanlık bizdeydi. Brezilya ile birlikte karşı çıktık ve engelledik. Ki Amerika ile restleştik. İkincisi İran'a ambargo Amerika uyguladığı sırada Türkiye ambargoyu Zarraf üzerinden, Halk Bankası üzerinden deldiydi. Ama şimdi o ambargoyu delen insanlar İran'da idamla yargılanıyor mesela. Böyle bir ilginç bir süreç var. Olayın halbuki İran'ın ciddi anlamda yok olmasına, yok olma demeyelim de yani zayıflamasına engellenen bir oluşum oldu. Ha, bize artısı ne oldu? Avrupa kriz yaşarken biz mesela krizi yaşamadık. Çünkü İran sermayesi bizim üzerimizden dünya aktarıldığı için oradan biz de aradan geçiş anlamında bir tasarruf, bir katkı elde etmiş olduk. Yani Suriye dediğin zaman Pandora'nın kutusudur. Ben 2010 yılında Suriye olayı gündeme geldiğinde resmi bir kuruma rapor hazırladım. Ben orada öngörülerimin çoğu çıktı. Ben çözüm yollarını da sunmuştum. Çözüm yolları da şöyle olur, böyle olur diye. Onlar hala rafta yani olursa çözüm yolları da olabilir. Ama öngörülerimin çoğu çıktı. O zaman şunu söylemiştim. Aman Suriye'ye bulaşmayalım. Suriye Pandora'nın kutusudur. Çünkü ben o coğrafyada kaldım. Yani benim bilgim sadece kitabı bilgi değil. Yani ben Arabistan'da kaldım, Suriye'de kaldım, Irak'ta kaldım, İran'a gittim. Yani o coğrafyayı epey gezdim. Epey dostlarım, arkadaşlarım, iletişim kurduğum insanlar da var. Yani sadece kitabı değil. Hani çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir derken gezip de okuyan daha iyi bilir diyorum ben de. Evet. O zaman da söyledim ve hatta şu hayrette bulundum. Ya bu insanların etrafında bir tarihçi, bölge bilen insanlar yok mu? Bu strateji yanlış bir strateji dedim. Çünkü mesela o zamanki Dışişleri Bakanımız ne yaptı? Şunu söylüyordu. Biz Emevi Camisi'nde iki namazımızı kılacağız diye. Bu kadar Suriye'yi küçümsediler. Halbuki Suriye Arap dünyasının entelektüel nüfusunun en güçlü olduğu yerdir.
Suriye bize iyi bir partner olurdu. Arap dünyasına bizim açılımımızı sağlardı. Biz bunların hepsi elimizin tersi gittik. Biz de emperyal rüyalara girdik. Emevi camisinde namaz kılmanın şeyine girdik. O zamanlar biz karşı çıktık ama maalesef aktrollar bunun hayalini kurdular. Ya namaz git vizen al namazını kıl sana kılma diyen mi var? Yani gidip illa orayı işgal etmem mi lazım? Yani bu anlamda Türkiye'nin ciddi hatası oldu. Ama şu anda ki hükümet güzel gidiyor. Erdoğan çok güzel bir strateji izliyor ve bu stratejiyle yanlışı düzeltmeye çalışıyoruz. Ama yanlış düzeltmek de bayağı bir insanların telef edilmesine kadar gidiyor. Bugün insanlar Suriye'de ne işimiz var derken savunmamızı Suriye'den başladığını bilmiyor insanlar. İkincisi Suriyelilerin burada ne işi var derken onları bu noktaya sokanlardan birisinden bizim olduğumuzu, suçluluğun biz olduğumuzun da farkında değiller. Bizim de katkımız oldu. Amerika'nın gazına geldik. Obama'nın gazına geldik. Ve o gazla biz de şey yaptık. Ama onlar ne yaptılar? Bizi olaya sürükleyip kendiler dışarıda kaldılar. Hedef neydi? Hedef Türkiye'yi Suriyeleştirmekti. Türkiye'yi bulaştırmaktı. Rahmetli Erbakan'ın bir sözü vardır. Siz de bilirsiniz. Bir gün Suriye gündeme gelirse bilin ki hedef Türkiye'dir. Bunu bilmek için şeye gerek yok. Atatürk'ün Milli Savaşı'ndaki stratejisinden de az önce bahsettim. Ve işin ilginç yanı Atatürk'e de gerek yok. Dünyada ilk yazılı antlaşma Kadeş Antlaşması'dır. Milattan önce 1294 yılında imzalanan bir antlaşmadır. Kadeş Antlaşması da Suriye nedeniyle yapılmıştır. Hitit Devleti ile Mısır'daki Firavunlar 2. Ramses arasında imzalanıyor. 16 yıl süren bir savaştan sonra imzalanıyor. Ve sonuçta yenişemiyorlar. Bunun üzerine Suriye'yi paylaşıyorlar. Kuzey Suriye, bugünkü bizim aldığımız noktalar Hititlere veriliyor. Güney Suriye, yani bugünkü şeylerin aldığı, yani tabii Kuzey Suriye Halep dahildi. Halep dahil Kuzey Suriye Hititlere veriliyor. Diğer kısmı da Mısır'a veriliyor. Böyle bir bölüm yapıyor. Yani Suriye'nin ne kadar tarihten beri Anadolu için ve Mısır için stratejik öneme sahip olduğunu gösteriyor. Ki biliyorsunuz Haçlı Seferleri Suriye topraklarına, bugün Suriye topraklarına düzenlendi. Bugün Filistin ve İsrail dediğim topraklar da tarihsel olarak Suriye'ye aittir. Yani biz buna ne diyoruz? Bilad-ı Şam diye geçer bize. Bilad-ı Şam topraklarıdır burası. Ve o bölgede Haçlıları biz nasıl yani, Haçlıları biz nasıl kovduk? Mısır'ı alarak kovduk. Suriye'nin güvenliği Mısır'daydı. Anadolu'yu almamıza gerek yoktu. Anadolu Selçuk Devleti zaten orada üst kuzeyde güvenliği sağlıyordu. Anadolu Selçuk Devleti güvenliği sağladığı için oradan rahattık. Dolayısıyla Mısır almamız gerekiyordu. Mısır alarak biz Haçlıları bölgeden kovabildik. Onun için kırılma nerede başladı? Mursi'nin iktidardan düşürülmesiyle başladı. Kimin? Mursi yani Mısır'daki İlhan şey. Onun iktidardan düşürerek böylelikle tek kanatlı bir kuşa bizi döndürdüler. Tek kanatlı uçamadık. Şimdi Türkiye bir taraftan kanat çırptaydı, Mısır bir taraftan kanat çırptaydı, Suriye ayaklanırdı, Suriye giderdi, alırdık. Ama onu ne yaptılar? Kestiler böylelikle. Şimdi bugün dünya güç odakları, dünya yöneten unsurlar tarihi çok iyi biliyor. Jeopolitiği iyi biliyor, insanları iyi biliyor, coğrafyayı iyi biliyor, sosyoloji ve psikoloji iyi biliyor. Biz bilmiyoruz. Churchill'in İnönü'yle oturuyor konuşuyor Beyaz Tren'de Adana'da bir görüşmeleri var. İşte bir sürü şeyden bahsediyor. Nereden biliyorsun diyor. 40 tane tarihçi danışmanı vardı. Churchill. Sadece tarihçilerden oluşan danışmanı. İnönü bir şeyden bahsediyor. Tık diyor. Orada kaç tane Türk vardı? Kaç tane Kürt var? Kaç tane Ermeni var? Kaç cami var? Kaç kilise var? Hepsini tık önüne koyuyor. Senin ülken sen bilmiyorsun. O biliyor. Şimdi devlet yönetmek bu anlamda ciddi bir strateji istiyor. Biz bunları ihmal ediyoruz. Bilgi güçtür. Biz bilginin güç olduğunu farkında değiliz. Dolayısıyla yaptığımız stratejik adımların cezasını, acısını insanlar çekiyor. Ve işte bugün biliyorsunuz insanlar, belki sana da gelmiştir, Suriyeli kızlar ne yaptılar? İntihar etmek için fetva istediler. Babalar kızların namusu kirlenmesin diye öldürmek için. Ben bizzat bu bölgeden arkadaşlar vardı, aradım, bize söyledi. Ben duydum ama şok oldum. Kim Arapça mektuplarını da benim şeyde yayınladıydım. Face tabanında. Ünletler Arapça mektuplar da vardı. Yani insanlar bu durumda. Yani dolayısıyla biz sorumlu sahip olacağız. Şimdi eğer sen topraklarını korumak istiyorsan, savunmada kalırsan sürekli dayak yersin. En iyi savunma saldırıdır. Bir. İkincisi stratejik olan coğrafyanı korumanın yolu düşman toprağına gelmeden düşman toprağında veya coğrafyanın dışında karşılamaktır. Şu anda Türkiye'nin yaptığı da bu. İran yaptığı da bu. İran da saldırı altında. İran bir sonraki hamlenin kendisinden geleceğinin de farkında. Tamam Amerika'yla flört ediyor, şununla flört ediyor ama Suriye'den sonra sıra kendisine gelebilir. Hocam, endişesi yapıyor. Coğrafyasını savunmaya çalışıyor İran.
haliyle daha konuşamadık İran. Evet mesela. Evet evet, o konuyu, bir de göçmenler konusu var falan. Göçmenler onu tabii konusu ki, var, Kürt meselesi evet, var. Yani Kürt sorunu çözülmeden Türkiye hiçbir şey yapamaz, adım atamaz. Önümüzdeki programda muhtemelen yani, bu konular üzerinde yani durmamız onlar gerekir. Onlar hep öyle birbirine ilintili konular. Birbiriyle iç içe olan program. Evet. Göçmenler tamam konusu, bitti herhalde böyle konuşmaya yani, evet, göre. Program bitti. Evet. Hocam çok keyifli bir sohbet oldu. Stratejik anlamda çok ben zevk aldım. Gerçekten ufkumuz açıldı. Ben teşekkür ediyorum. Medeniyetimiz programımızın konuğu İbrahim Halil Erbey'e, tarihçi, yazar, ilahiyatçı arkadaşımıza çok teşekkür ederiz. Minnettarız efendim. Saygılar sunarız. İyi günler efendim. Medeniyetimiz programına hoş geldiniz. İyi günler diliyorum. Her zaman olduğu gibi medeniyetimize ilişkin tarih sohbetlerini paylaştığımız çok değerli konuğumuz İbrahim Halil Erbey yanımızdalar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz teşekkür efendim. Teşekkür ettim. Nasılsınız? Sağlık, sıhhat, afiyet. İşte iyi olmaya çalışıyoruz bugünlerde. Evet. Sıkıntılar olmasına rağmen gerçekten çok yoğun bir zamanı yaşıyoruz. Tarih bazen tekerrür de ediyor gibi. Yani yaşıyoruz, şu anda tarih yaşıyoruz. Tarih yaşanıyor yani, adeta. Ama endişeler, sıkıntılar ve kaygılar had safhada. İnsanoğlunda tabii ki belli bir merhalede kaygı ve korkunun olması iyi ama belli bir düzeyde çıktıktan sonra bakar körlük moduna girebiliyoruz. Kaygılarımız arttıktan sonra da bayağı endişelerimiz artıyor. Evet. Çok değerli hocam. Biz bugün size yine son olaylarla ilgili bir değerlendirme yapacağız ama ben şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Özellikle yeryüzünde mustasaflar ve müstekbirlerin
oyunu hala sahneleniyor gibi geliyor. Evet. Müstekbirler, yeryüzünün o azman güçleri gerçekten her zaman olduğu gibi tarihin içerisinde mustazapları hep ezmişler. Bakıyoruz öte aynen, yandan... Hocam, Birinci Dünya Savaşı öncesi bir sürece çok benziyor şu an yaşadıklarımız. Yani aynı ona bakıyorum. Yani şeyi bekliyorum. Yani bir Avusturya Macaristan veliahtı nerede suikasta olacak da herkes birbirine dalacak. Öyle bir şey, işaret bir şeyini bekliyorum. Yani şu anda böyle bir durumdayız. Hmm. Hocam önce ben şuradan biraz başlamak istiyorum. Çok evet. Çok tarih öncesine geçerekten Zünivas'ın özellikle ateş çukurlarını kazarak Arabistan'ın Necran bölgesinde 20 bine yakın mazlum Hristiyanları yakmış. Cayır cayır hiç gözünü kırpmadan. Mustasaflar bir yandan, müstekbirler bir yandan. Ve en önemli gerekçe de özellikle Necran bölgesinde Hristiyanların bir güç, potansiyel güç olma endişesinden korkan Yahudi, Zünivas onları yok etme, tehcir etme siyasetiyle maalesef yakıp yıkmıştır. Tarihte bu tür şeyler çok olmuş. Ve Kur'an-ı Kerim'de قُتِلَ أَصْحَابُ الْاُخْدُودِ اَنَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ diye buyurulan ki Buruç suresinde o Ashab-ı Uhdud'un olayı çok dramatiktir. Evet. Yani 20 bin civarında insanı yakabilen vicdanlar var güya. Bakar mısınız? Bunlar tarihin içerisinde olmuş. Tarih tekerrür ediyor. Belki de yaşanıyor bir yönüyle. Ben biraz bu Ashab-ı Uhdud'la bağlantılı olaraktan, Kur'an bunu bize ikaz olarak veriyor zaten. Son olaylarla ilgili Halep'te neler oldu hocam? Yani ben Ashab-ı Uhdud olayıyla biraz benzerlik arz ediyor gibi geliyor bana. Evet, Ashab-ı Uhdud'a benziyor ama sonuçta ne olacak? Allah'ın ebabilleri de vardır ve gelecek füzelerini savuracaklardır. Yani Ashab-ı Uhdud bize bir zulmü anlatıyor ama arkasından bir zafer de geliyor. Yani biliyorsunuz zulümler ayyuka çıkmadan zafer şeyleri hareket etmez ya da merhamet şeyleri, rahmet bulutları inmez. Yani bu da bize şu mantığı veriyor. Yani nedir? Ümitsizliğe kapılmayın. Rahmet de vardır. Yani zulüm varsa Allah'ın rahmeti de olacaktır. Müminlerin yanında olacaktır. Dolayısıyla ben bir kere yese yani ümitsizliğe kapılmıyorum. Halep özeline geldiğimiz zaman şimdi onu iyi değerlendirmemiz lazım. Şimdi nasıl ki Birinci Dünya Savaşı'nı Bosna Hersek başlattıysa, yani Saraybosna'da biliyorsunuz başladı. Yani bir Üçüncü Dünya Savaşı belki Halep'te başlar, Suriye'de başlar. Başlamayabilir. Bu şu anki siyasetçilerin alacakları rol ve tavırlarla alakalı olacaktır. Şimdi Halep, İslam dünyasının önemli şehirlerinden birisi. Aynı zamanda Suriye'nin de önemli bir kenti. Suriye'nin gayri resmi başkentlerinden birisi. Yani Şam'dan sonra en önemli şehir ama aynı zamanda Suriye'nin gayri resmi başkenti. Birçok ülkenin böyle gayri resmi başkentler olur. Türkiye'de işte mesela İstanbul'un olması, başka evet Amerika'da New York'un olması. Birçok şehirde böyledir. Yani birçok ülkede böyledir. Melbourne gibi. Evet. Dolayısıyla Halep bu anlamda önemlidir. Halep Suriye'nin kalbidir. Halep alan Suriye'nin %70'ine hakim olur. Yani Halep'i kaybettik, bir şehir kaybettik değil. Suriye'yi kaybettik aslında. Şimdi mesela bizim tarihimizde de Atatürk Birinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz Suriye cephesinde komutandı. Ve Halep düştüğünde Atatürk şöyle diyor. Halep düşerse Anadolu düşer. Bunun üzerine bütün askerleri, Filistin şurada buradaki bütün askerleri Halep'in kuzeyine çekiyor ve orada bir savunma hattı oluşturuyor. Mondros-Ateşkes Antlaşması yapılmasaydı Birinci Dünya Savaşı'ndaki o savunma hattı Halep'in kuzeyinde başlayacaktı. Çünkü Anadolu'nun savunması coğrafyası Halep'ten başlıyor. Biz şu anda aslında insanlar mesela şu mantığı kuruyor. Bizim Suriye'de ne işimiz var diyor. Bizim Suriye'de şimdi çok işimiz var. Biz şimdiye kadar ihmal ettik. Bizim şu anda yapmamız gerekiyor. Çünkü biz Suriye'ye giderken Suriye'ye yardıma gitmiyoruz. Biz aslında sınırlarımızı koruyoruz. Sınırlarımızı savunuyoruz. Biz şimdi düşmanı nerede karşılıyoruz? Sınırlarımızın dışında karşılıyoruz. Bu en önemli savaş taktiklerinden birisi. Bir ülkenin, bir devlet başkanı, bir komutan yapacağı en önemli taktik kendi sınırlarının dışında düşmanla savaşmaktır. Çünkü kendi ülke sınırlarının içinde düşmanla savaşmak demek, ülkesinin tarumar edilmesi demektir. Düşmanı kendi sınırlarına girmeden karşılamak bir şeydir, bir stratejidir. Şu anda biz düşmanı Suriye'de durdurmaya çalışıyoruz. Suriye'deki bu akını durdurabilirsek hem Suriye kurtulur, hem Anadolu kurtulur ve bir anlamda da İslam coğrafyası kurtulur. Çünkü İslam coğrafyasının kalesi şu anda Suriye. Buraya yıkılırsa her taraf istila edilir. Bunu şuradan görüyoruz.
Biliyorsunuz 1096 yılında Haçlı Seferi, birinci Haçlı Seferi başladı. Ve Haçlıların ilk önemli sınavları Antakya oldu. Antakya'yı aldılar. Antakya, yeryüzünün en eski şehirlerinden bir tanesi. Antakya'yı kuşattılar. Antakya şehri kendi kendine yetebilen, alınması zor bir kalesi olan bir yer. Hatta Antakya'dakilerin bir yıllık yiyecek stoku da var. Normalde alınamazdı. Dışarıdaki Haçlılar aç, içerideki Antakyalılar toktu. Öyle bir avantajları vardı. Ama Haçlılar içeriden bir Ermeni kökenli Müslüman birisi, yani Müslüman olmuş Ermeni kökenli bir komutanla anlaştılar, satın aldılar. Ve o kapıları açtı ve Haçlılar Antakya'ya girdiler. İşin ilginç yanı, bir gün daha geç olsaydı 100 bin kişilik Selçuklu ordusu yardıma geliyordu. Selçuklu ordusu yardıma geldiği zaman Haçlı ordusu kuşatılacaktı veya teslim olacaktı veya kaçacaktı. Yani bir günlük bir farkla biz ne yaptık? Antakya'yı kaybettik. Antakya'yı kaybedince Haçlılar ümitlendiler. Avrupa'dan ekstra bir ümitlenme oluştu. Gemilerle yardım geldi ve birinci Haç Seferi başarıya ulaştı. Kudüs'e kadar gitti bu. İslam dünyasının istilasına kadar gitti. Selahaddin Eyyubi'nin çıkmasına ancak bu iş oldu ama 100 sene geçti. 1096'da başladı. 1187 yılında Hittin Savaşı'yla Selahaddin Eyyubi bölgeye hakim oldu. Yani 100 sene sonra bölgeye ancak hakim olabildik. Dolayısıyla bir şehir dememek lazım. Kilit bir şeydir. Bir ümittir, bir enerji verir. Biz şu anda Halep'i kaybettik. Halep'i? Halep'i kaybettik. Halep'i kaybetmekle bir cepheyi kaybettik. Ama burada niye kaybettik? Halep ne oldu? Biraz onu değerlendirelim. Çünkü Halep 4 yıldır kuşatılıyordu. Halep kuşatması yeni bir kuşatma değildi. İnsanlar bunun farkında değil. 4 yıldır Halep kuşatılıyordu ve 4 yıldır alınamıyordu. Çünkü Halep Sünni kalelerden birisiydi. Saldırı yapanlar Şia kökenli. Dolayısıyla bütün Sünniler orada yoğunlaşmış. Bütün örgütler, yani oradaki halk direniş örgütleri orada savunma hattı veriyordu. 4 yıl boyunca İran destekli Esed ve Hizbullah orayı alamadı. Son bir ayda ne oldu da aldılar burayı? Ne oldu da biz kaybettik? Son bir ayda biz kaybettik. Bu son bir ayda olan olay şu, Rusya devreye girdi. Rusya Halep'i havadan sürekli bombardımana tabi tuttu. Halep'le ilgili görüntülere baktığınız zaman şehirler harabe olmuş. Bunlar neyle oluyor? Sürekli günde 10, 20, 30 uçağın sürekli bomba bırakmasıyla oldu. Hatta Rusya tek uçak gemisi olan gemiyi Akdeniz'e konuşlandırdı ve direkt oradan gemiler kalkıp Halep bombalıyordu. Bunu biz bir ay önce yazdık, söyledik mesela. Dedi ki Rusya şu anda Halep'te Grozny stratejisi izliyor. Biliyorsunuz Çeçenistan'ın başkenti Grozny'ydi. Grozny'yi mücahitler teslim etmiyordu. Rusya aylarca orayı sadece kör atışla bombardıman tabi tuttu. Sürekli bombaladı. Kör atış. Okuldur, hastanedir, şudur, pazar yeridir, sivildir. Bunların hiçbirisini ayrım yapmadı. Kör atışla Grozny'yi harabeye çevirdi. Burada Rusya'nın hedefi şey mi? Yani sıcak denize geçme. Anlatacağım. Evet. Halep'in düşüşünü anlatayım. Rusya'nın hedefini, İran hedefini ve Türkiye'nin hedefini, Amerika'nın hedefini. Bunlar iyi okumadan, hatta arka fonla Almanya'nın, İngiltere'nin de şeyler okumadan bölgeyi anlayamayız. Şimdi insanlar mesela şunu söylüyor. Ya Suriye olayı çok karışık, anlamıyoruz. Anlayamazsınız. Yani devletlerin stratejisini, planlarını, tarihlerini, hedeflerini bilemezseniz anlayamazsınız. Ama bunu bildiğiniz zaman zaten satrancın hamlesi, kimin ne yapacağını önceden tahmin edersiniz. Sonucu da tahmin edersiniz. Mesela şu anda Suriye'nin sonucunun ne olacağını 3 seçenek var. Üçünü de ben söyleyeceğim. Bu üçünden birisi gerçekleşecektir. Yani bunu bilmek için yani bu stratejileri, hedeflerini bilmek gerekiyor. Şimdi Rusya buraya Grozny stratejisiyle saldırdı ve sürekli bombardıman tabi tuttu. Tabii ki havadan yapılan bir saldırıyı durdurabilmenin tek yolu Stinger füzelerin olmasıdır. Yani sizin Stinger füzeleri, yani karadan uçaklara atılan füzelere sahip olmanız lazım. Bu füzeleriniz yoksa havaya karşı sizin savunmanız sıfırdır. Savunamazsınız. 15 Temmuz'da mesela Ankara'da yaşadık. Meclisi bombaladılar, külliyeyi bombaladılar mesela. Bir orada Stinger füzeleri olsaydı bombalayamazlardı. 15 Temmuz'dan sonra külliye ve meclise bu füzeler yerleştirildi. Hava saldırılarında kendi kendilerine savunsunlar diye. Şimdi peki Stinger füzeleri kimin elinde? Amerika'nın elinde. Yani Stinger füzelerinin yapımcısı Amerika'dır. Amerika da Stinger füzeleri vermedi. Yani Amerika oradaki oluşumu, yani ÖSO dediğimiz oluşumu artık desteklemekten vazgeçti. Desteklemedi. Bunları kendi haline bıraktı. Yenilmelerine zemin hazırladı. Amerika kendisine ait bir strateji izleme yoluna gitti. PYD üzerine yoğunlaştı. PYD'ye bak şey verdi. Stinger füzelerini verdi.
Ama öz sayı vermedi. Yani Halep savunmasına Türkiye'nin dışında hiç kimse bir katkıda bulunmadı. Türkiye'nin yaptığı katkı da neydi? Undu, şekerdi, yiyecekti. Evet. Halbuki ben mesela o zaman yazdım. Dedim ki ölüler un ve şeker yemez. Savaşmak için silah ve mücahit lazımdır. Silah ve mücahidi siz esirgediğiniz zaman savaşı kaybedersiniz. Şimdi biz ne savaşın tam içinde olduk ne tam dışında olduk. Bir kararsızlık yaşadık. Bizim yanlışımız da budur. Zaten ÖSO ve Suriye'deki mücahit gruplar yarın öbür gün yavaş yavaş Türkiye'ye eleştiri seslerini yükselteceklerdir. Ve yavaş yavaş eleştiri sesleri de geliyor. Şimdi Türkiye'nin uyguladığı bir strateji zaten yine Halep'in düşmesine de vesile oldu. O strateji hatası da şuydu. Türkiye açısından hata değil ama Halep'in düşüşü açısından hataydı. Çünkü Türkiye Fırat Kalkanı operasyonu yaptı. Fırat Kalkanı operasyonu yaptığı zaman çağırdı. Yandaş olan ÖSO ve diğer mücahit grupları desteğini çağırdı. Onların yardımıyla yaklaşık 1000 kilometrelik bir alanı ele geçirdi. Kuzey Suriye'de. Ve şu anda Türk ordusu Elbab'ı kuşatmış durumda. Şimdi Türkiye mücahit gruplarını yardıma çağırınca Halep'i savunan beyin tabakası, birçok mücahit oluşumlar oradaki savunmayı bırakıp Türkiye'nin yanına geldiler. Onların hesabı da şuydu, Türkiye'yi biz destekleyelim, Türkiye Elbab'ı aldığı zaman Halep'le sınırdaş olacaktır. Bir adım sonrası Esed'in kuvvetleriyle karşı karşıya gelecektir. Türkiye Halep'i alırsa bize artık Halep'e daha bir koridor açılmış olur, daha güçlü bir şekilde yardımda bulunur. Mesela bu mantıkla yüklendiler. Ama bu arada Halep savunması zaafa uğradı. Karşı taraf bu fırsattan faydalandılar. Halep'e çok yoğun bir şekilde yüklendiler. Elbab da biz mesela daha önceki diğer aldığımız şehirlerde bir haftada 3-5 günde alırken Elbab'da saplanıp kaldık. Çıkmıyoruz. Hala askerler ilerliyor. Mahalle mahalle ilerliyor diyoruz. Çünkü karşımızda öyle bir kurgu oluşturuldu. Türk ordusu ve ÖSO grupları Elbab'da oyalanacak. Bu arada öbür taraf Halep'i alacaktı. Biz orada oyalandık ve hala daha Elbab'ı alamadık. Bu da Türkiye'nin planlama hatası diyelim. Halep'in bir anlamda gözden çıkartılması da diyebiliriz. Yani belki hata değil de gözden çıkartılmıştı. Ve arka planda anlaşılmış da olabilir. Ki mücahitler onu da söylüyor Türkiye. İşte Ağustos'ta şeyle anlaştı. Rusya ile anlaştı. Halep'i Rusya'ya terk etti falan deniliyor. Şimdi bir sürü şey olur. Bunlar yarın öbür gün daha net konuşulur ama stratejik hamle olarak söyleyelim. Türkiye'nin bu hamlesi Rusya fırsattan yararlandı ve Halep'e çöktüler. Bir diğer Halep hızlandırmaların nedenleri şudur. Şimdi Amerika'da başkanlık seçimlerinde başkan seçildikten sonra görevi devralması arasında bir 2,5 aylık bir boşluk oluşur. Eski başkan artık semboliktir. Kimsenin takmadı. Böyle veda turlarına başlayan başkan olur. Yeni başkan daha resmen yetkileri devralmadığı için o da geri planlanır ve bu arada devleti gerçek anlamda derin devlet yönetir Amerika'yı. Ve o 2,5 aylık süreçte Amerika'nın stratejik hedefleri gayrimeşru yollarla gerçekleştirilir. Yeni gelen başkan da ben zaten bu işte masumum, benim bir şeyden haberim yok, bilmiyorum, özür dileriz falan filan 3-5 kişilik üstlenmelik olarak görevden alır ve yeni sürece devam eder. Ama nereden devam eder? O 2,5 aylıkta elde edilen kazanımlar üzerinde bir strateji belirlemek zorunda kalır. Dolayısıyla karşı tarafta yani İngiliz diyorum, Rusya ve İran ekseni ne yaptı? Bu boşluktan yararlanmaya çalıştı. Dikkat edin, Türkiye'de mesela şu anda terör şeyleri çok yoğunlaşmaya başladı. Bütün terör örgütleri, 3 terör örgütü var. IŞİD, FETÖ ve PYD, PKK. Bunlar şu anda beraber şu anda Türkiye'ye saldırıyorlar. Niye? 20 Ocak'a kadar bu saldırılar çok yoğun bir şekilde gelir. 20 Ocak'tan sonra yeni başkanın stratejisi ve tavrı önemlidir. Onun çizeceği yeni stratejiye göre yeniden bir planlama yapılır, yeni bir sayfa açılır. Durumun Türkiye'ye yansıması bu. Şimdi Halep olayına tekrar biz döndüğümüz zaman Türkiye'nin bu hatası Halep'in düşmesine neden oldu. Halep düştü. Şimdi gerçi Halep düşmeden önce Halep'in düşeceğini ben görebiliyorum. Bir yazar olarak görebiliyorum. Evet. Peki devletin istihbaratı var, askerisi var, orada yerel kuvvetleri var. Bunlar görmüyor mu? Kanaatimce görüyordu. Çünkü ben Erdoğan'ın Rusya ile görüştüğünü ve oradaki şeylerle, yerel unsurlarla işte silahlarınızı bırakın, işte bu şekilde bırakın şeklinde teklifler sunulduğunu ben mesela haberlerde şurada burada çeşitli satır aralarında gördüm. Fakat oradaki yerel unsurlar biz silahlarımızı teslim etmeyiz, biz şehrimizi savunuruz moduna gittiler. Bir anlamda dinlemediler. Yani bu da bize şunu gösteriyor, iki şey gösteriyor. Bir, yerel unsurlar üzerinde %100 tabii ki hakimiyetimiz yok.
Çünkü sahada olmadığın sürece telefonla iş yürütemezsiniz. Sahada olmanız lazım. Gerçek, real şeylerde. İkincisi, Türkiye aslında Halep konusunda Rusya ile anlaştı. Rusya'ya Halep'i verdi. Niye verdi? Çünkü Türkiye Kuzey Suriye Fırat Kalkanı'na daldı. Fırat Kalkanı'na dalarken ben dalıyorum, dünyanın süper gücüyüm, ne yaparsanız yapın diye dalmadı. Amerika'dan telefon açtı, onay aldı. Rusya'dan onay aldı. Rusya'dan onay alırken mutlaka bir pazarlık oldu. Ben sadece PYD güçlerine yönelik bir operasyon yapacağım. Böyle bir hamlenin önünü keseceğim. Bu zaten Rusya'nın işine geliyordu. Çünkü orada bir Kürt oluşumu, Amerika'nın desteğiyle oluşan bir Kürt oluşumu, Rusya'nın uzun vadedeki planlarını sekteye uğratacak, rakip bir oluşum olacaktır. Çünkü Amerika Kürt bölgesinde İncil'in alternatifi bir üs kurmaya çalışıyor. Bu aynı zamanda Türkiye'ye muhtaç olmama şeyidir. Amerika'nın alternatif üsler kurarak bölgede daha güçlü yerleşme ve Türkiye'ye karşı muhtaç olmama operasyonudur. Dolayısıyla Rusya'nın dışına geldiği için Rusya tamamdır ama bunun karşılığında Kuzey senin, Halep benim moduna gitti. O bu süre ama bu da değişecek. Bu strateji. Ve sonuçta Halep bu şekilde pazarlıklar şunlarla buna düştü. Şimdi gelelim son şeylere. Yani Halep'in boşaltılması tahliyesi sürecinde neler oldu? Bunlara bakalım. Şimdi Halep boşaltıldı, tahliye edildi. Edildi mi edilmedi mi tartışması oldu. Yani oradakiler teslim oldular ama İran destekli Esed ve Hizbullah ve İran'ın yönettiği askerler burayı kapatıp bir katliam ve tecavüz örneği sergilemeye çalışıyorlar. Şimdi İran destekliyor ama aslında İran Suriye Savaşı'nda fiilen bulunuyor. İran bu savaşın fiili şeyidir, evet. Kahramanıdır. Fiilen savaştadır. Nasıl savaşta İran? İran nasıl savaşta? Bu İran'ın nasıl savaşta olduğunu bir ara verdikten sonra devam edelim isterseniz. Bir olur. Reklam arası olur. Vereceğiz çok değerli hocam. Olur. Saygılar sunuyorum. Kısa bir aradan sonra tekrar görüşmek üzere. Medeniyetimiz programında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok değerli konuğumuz İbrahim Halil Erbey. İran'da kalmıştık. İran'la ilgili süreçleri paylaşacağız kendisiyle. Konuşma arasında da tabii ki yani arada da kendisiyle konuştum ben. Hocam dedim, tarihi bir birlikteliğin bu konuda rolü var mıdır? Yani biliyorsunuz ki Esed Nusayri'dir. Nusayriliğin temelinde de bir Şah yapısı vardı. Şah ile de bir birliktelik ve inanç bağının bunda rolü var mıdır? Neden onu böyle destekliyor diye sormuştum. Ve şimdi İran'la olan ilişkileri bu bağlamda mı düşünebiliriz yoksa olayın başka stratejik önemi de mi vardı? Hocam, tam da bu noktada kalmıştır. Hocam ben şunu söyleyeyim. Devletler arası ilişkilerde birincisi çıkardır. Evet. Her şey çıkar ve menfaat uygundur. Yani din kardeşi değil, aynı ırktan da olsanız çıkarlar uyuşmadığı zaman birbirinize savaşıyorsunuz. Tarihte Türk devletlerinin çoğunu Türkler yıkmıştır. Yani evet. Bizden hani diyor ya en büyük düşman yine biziz yani. Yani bizi kendim, biz kahrederiz, evet. Biz üzeriz. Yani biz yaparız. Üzüntünün sebebi de en yakınlarındır diyorlar. Evet, Selçukları da şey yıktı. Selçukları da Türkler yıktı. Harzemşahları da Türkler yıktı. Memlükleri de Türkler yıktı. Yani Eyyubileri de Türkler yıktı. Yani hep birbirimizi yıkmışız. Yani dışarıdan bir kişi bizi yıkmışsa biz 10 tanesini yıkmışız. Dolayısıyla devletler arası ilişkiler zeminine çıkar üzerine oturtursak daha iyi anlarız, hayal kırıklığı uğramayız, şok olmayız. Yani falan Müslümandı, falan Şiiri, falan Sünniydi, bu niye böyle, bu niye şöyle.
Ha, bunlar nerede etkili? Çıkarın takviyesinde önemlidir. Çıkarı, gerekçeleri öne sürmek için. Motivasyon unsuru. Kitleleri motive ediyorsunuz. Yani insanları ölüme sürüklerken ne diye sürüklüyorsunuz? Cennet vaat ederek sürüklüyorsunuz. Yani şehadeti vaat ederek sunmuş oluyorsunuz. Yani diyelim İran'daki Haçlı Şabi militanları ne diye gidiyor? İşte Sünniler bizi katlediyor. Biz Sünnilerle savaşacağız ya da Hazreti Ali'nin intikamını alacağız ya da Kerbela'nın intikamını alacağız falan filan. Bir sürü motiveleri, tarihsel motiveler, günümüz motivasyonları, IŞİD'in yaptığı katliamları sürekli göstererek onları tahrik etme şeyleri. Bunları harekete geçirerek kitlerin daha iyi savaşçı olmalarını, kendilerini yeri geldiğinde feda etmelerini sağlamış olursunuz. Osmanlı-İran arasındaki ilişkilerde veya çekişme, bir Sünni-Şii çekişmesi gibi görülse de temelde yine egemenlik, hakimiyet yani güç, iktidar mücadelesi vardı. Sünnilik ve Şiilik bu işin yan enstrümanıydı. Bu şekilde devam etti. Ha, etkili oluyor mu? Hükümdarların dindarlık seviyesine göre bu bir dozajda etkili olur ama çıkar burada çok önemlidir. Yani mesela diyelim ki İran'la Suudi Arabistan zıt kutuplardır. Şia'nın tepki olarak Vahabilik doğmuştur. Ama yeri geldiklerine bu düşünceler ekseninde birbirlerinin kanını helal görürken ama petrol fiyatları konusunda arka planda el sıkışabiliyor. İki taraf anlaşabiliyorlar yani. Ya siz savaşıyorsunuz, millet sizin yüzünden ölüyor, sürüklüyorsunuz ama petrol için anlaşabiliyorsunuz. Yani çıkar menfaat olunca bir anda iki düşman kardeş anlaşabiliyor. Fiyatları yukarı ya da aşağı çekme konusunda anlaşabiliyorlar. Dolayısıyla tarihi olayları, stratejik olaylar devlet arasında kavgaların ana ekseninde bunu gördüğümüz zaman daha iyi yorumlarız. Ha, yan faktörler tabii ki mezhep ve din etkili olacaktır. Ama dediğimiz enstrüman olarak bu etkili olmuş oluyor. Şimdi Suriye öznesine geldiğimiz zaman, Halep öznesine baktığımız zaman ben cümlemi şöyle dedim. İran Suriye'de fiilen var aslında. İran'ın 250 civarında generali Suriye'de bizzat çarpışmalara katıldı ve 100 tane generali öldü. General ha, er değil, çavuş değil, teğmen değil, general, İran'ın generalleri. Ha, bu generallerin bir kısmı emekli. Önemli değil. Yani bunlar emekli olsa devlet onları görevlendiriyor ve gidiyor. Hangi ideal uğruna İranlı generaller ölüyor, ölüme kendilerini sevk ediyor? İdealleri ne, hedefleri? Onu bahsedeceğim. Şimdi generaller buraya geliyor, organize ediyor, stratejik planlamalar yapıyor. Yoksa şey bitmişti yani, Esed bitmişti. Esed'in ordusu morusu diye bir şey kalmadı. Şimdi Haçlı Şabi militanları Irak'tan şuradan buradan geliyor. Ne elbisesi giyiyorlar? Suriye ordusu elbisesi giyip geliyorlar. Siz Suriye ordusuyla çarpıştığınızı zannediyorsunuz ama karşınızdaki aslında Suriye ordusu değil. Irak'tan, İran'dan ve onların diğer ülkelerdeki terör yandaşları geliyor. Ve bunları organize edenler kimler? Bizzat İranlı generaller bunu organize ediyor. Silahları kim gönderiyor? İran gönderiyor. Paraları kim gönderiyor? İran gönderiyor. Gıdayı kim gönderiyor? İran gönderiyor. İran'ın Suriye'yle doğrudan sınırı yok ama Irak aldı İran, biliyorsunuz. Irak ayrı bir muamma. Irak'ı aldığı için Irak fiilen şu anda İran'ın sömürgesi haline gelmiş durumda. Oranın üzerinden ne yapıyor? Yardım ediyor. Şimdi Halep'e geldiğimiz zaman Halep çok stratejik nokta. Halep'i alan Suriye Savaşı'nı kazanır. Evet. İran Rusya'nın desteğiyle burayı aldı. Rusya da özellikle yüklendi. Çünkü Amerikan seçimleri sonrasındaki yeni bir sayfa açılacaktır. Bu sayfada hem ellerini kuvvetli hale getirmek hem de masaya güçlü oturmak. Türkiye ile büyük olasılıkla anlaştılar ama Türkiye oradaki insanların orayı tahliye etme konusunda anlatamadı. Onlar Türkiye bizi sattı psikolojisine geleceklerdi. Dolayısıyla bir iş biraz kendi haline bırakıldı. Sonuçta biz şu mantığı kurduk. Tamam, buradaki insanlar en azından siviller ölmesin. Bununla ilgili ne yaptık? Tahliye yapmaya çalıştık. Fakat işin ilginç yanı, İran'ın, Esed'in ve Hizbullah'ın, ki bunlar Müslüman, hayır dediler. Karşı çıktılar. Kapıları kapatıp buradaki kadınlara tecavüz etme ve erkekleri öldürme şeyine gittiler. Bunun üzerine Türkiye Rusya ile Putin'le olan samimi diyaloglarını kullanarak Rusya üzerinden zorladı. Yani bugün eğer tahliye kararı oluyorsa bu İranlıların Müslüman olduğundan dolayı değil. Kafir olan Rusya'nın desteğiyle, hatta Rusya ikide bir bozduğu için Rusya res çekti. Hem Esed'e hem de İran'a gerekse sizi vururum dedi yani. Bir anlaşma yaptık, adam gibi yerinize durun şeklinde yaptı. Yani kafir olan Rusya oradaki Sünni Müslümanların tahliyesinde daha insani, daha inisiyatif davranmış oldu. Türkiye tabii bu konuda Rusya'ya güvence verdi. Yani bunları tahliye ederiz ve bu süreci barışçı noktalarla geçirmeye çalışacağız. Çünkü Rusya'nın hedefi Suriye egemen olmak ama bu dalganın yayılıp da kendisine karşı
bir ikinci Afganistan olmaması için uğraşıyor. Burada Türkiye onun için bir şey hem kalkan hem de onu önünü açacak bir partner olacaktır. Dolayısıyla Türkiye'nin gayreti nedir? Türkiye'de bölgede büyük katliamlar oluşmasın bunun gayreti içerisinde ve böylelikle yumuşak bir geçiş yapıyor. Çünkü Türkiye Batı blokunun kendisini sattığını gördü. Amerika'nın ayrı bir planı olduğunu, Batı blokunun tamamen yağmacı duygularla Orta Doğu'ya çürüklendiğini gördü. Yani bunun İngiltere'si, Almanya'sı, Avusturya'sı, Amerika'sı şu anda yağmaya dalmış durumdalar. Yani onların hedefi yağmalamak. Aynen Kurtuluş Savaşı'nda evet. olduğu gibi Anadolu'nun her bir köşesine şimdi, yağmalamalı. Tabii yani evet. burada Amerikan kurduğu denklemi Rusya bozdu. Ama Rusya'nın kendine göre planları var. Bizim planımız var, Avrupa'nın planları var. Dolayısıyla bu güçler çakışacak, çekişecek ve arada en azından sivil insanlar az bir zayiatla kurtarmanın peşinde gidiyor. Ve Türkiye şimdi buradakileri tahliye etti, getirdi. Nereye getirdik? Yani tahliye ettik, Halep'tekileri boşaldık. Nereye getiriyoruz? İdlib'e getiriyoruz. İdlib evet. nerede? Ha. Kuzey Suriye'de. İdlib yani Suriye toprakları. Aklıma, Suriye toprakları Saddam içerisinde. Saddam Hüseyin aklıma geliyor. Evet. İdlib deyince. Onun memleketiydi değil mi? Evet. İdlib. Ama şimdi hocam biz şimdi Halep'i boşaltıp insanları İdlib'e getiriyoruz ve İdlib'de yaklaşık 100 bin kişi insanı barındıracak altyapı kuruyoruz. İdlib kimin toprağı? Bizim toprağımız mı? Yok. Değil. Suriye'nin toprağı, Esed'in toprağı yani realite olarak bakarsak, gerçek anlamda bakarsak halkındır ama devletler nazaretine bakarsak aslında orası da Suriye toprağı. Yani biz gidip de kuzeyi benim, güneyi senin de bir kimseyle bir anlaşmış yapmış yapmamışız. Bir defakto bir durumu uygulamışız. Fırat Kalkanı demişiz, Amerika'dan Rusya'dan onay almışız. Oraya 1000 kilometrelik bir alana hakimiyetimizi kurmuşuz, bir fiili durum oluşturmuşuz. Peki diyelim ki biz İdlib'e yığdık bunları. Bunlar Halep'i aldılar. Halep alınca duracaklar mı? Durmayacaklar. Hedef bütün Suriye'yi hakimiyet altına almak, onların tabirini, terör örgütlerini yok etmek, Suriye'de bir istikrar sağlamak karşı tarafın mantığı. Dolayısıyla bir sonraki hamle İdlib saldırısı olacaktır. Peki biz bunu hesaplamış mıyız? Biz buna hazır mıyız? Şimdi diyelim ki Esed, İran, Hizbullah kara gücüyle geldi. İdlib'i kuşattılar. Rusya dedi ki havadan da ben size takviye edeceğim, destek vereceğim. Biz bu savaşa hazır mıyız? Değil. Biz oradakiler için savaşacak mıyız? Savaşmayacağız. Peki o zaman niye insanlara ümit veriyoruz veya niye hayal oyun kuruyoruz veya insanları niye hayal kırıklığına uğratacağız? Böyle bir alıyor, sorumluluk alıyoruz. İnisiyatif alıyorsak biz en sağlam yer kendi sınırlarımız olması lazım. Kendi ülkemizi almamız lazım. Kendi ülkemizi alamıyoruz. Mesela Erdoğan şey dedi, sadece kadın, çocuk ve aşırı yaralılar, hastalar Türkiye'ye alınacak. Yerler orada kalır. Savunabilecek miyiz? Savunmayacağız. Peki o zaman ben şimdi bunu okuyabiliyorsam Türkiye yönetenler bunu okumuyor mu? Okuması lazım. Ne yapacaklar? Benim öngörüm şu. 27 Aralık'ta Türkiye, İran ve Rusya Kazakistan'ın başkentinde bir oturum yapacaklar. Şimdi onlar orada oturup çay kahve içmeyecekler. Neyi görüşecekler? İki konu var. Bir Suriye, ikincisi Irak. Büyük olasılıkla çünkü Rusya'nın şu anda Irak'la ilgili ciddi bir politikası yok ama İran'ın var. Büyük olasılıkla Suriye ile ilgili bir pazarlık masası oturacaktır. Benim kanaatim. Yani ben olsam böyle yaparım. Pazarlık masasında ne olacaktır? Pazarlık masasında Kuzey Suriye gündeme gelecek, Halep gündeme gelecektir. Türkiye'nin başından beri savunduğu bir tez vardı. Diyordu ki biz Suriye'nin bütünlüğünü savunuyoruz. Bu ne demektir? Bu ben Suriye'yi size bırakıyorum gidiyorum demektir aslında. Peki neyin karşına bırakabileceğiz? Kuzey Suriye'de Amerika'nın oluşturmak istediği bir Kürt devletine PYD'ye karşılık verecek. Yani diyeceksin ki tamam ben burayı bırakacağım ama burada bir PYD devleti kurulmayacak veya Amerika'nın buradaki oluşumunu engelleyeceksin demektir. Bu şartlarla verecektir. Karşı taraf bu şartları kabul ederse olur. Yok kardeş Kuzey Suriye senin de kalsın biz burada yetiniyoruz derlerse şimdi bu şartları kabul ederlerse onlar Amerika ile karşı karşıya kalacaklar. Yok biz burada durumumuzdan memnunuz derlerse Türkiye Amerika ile karşı karşıya kalacak. Ve Türkiye bir sonraki hamlesi Manbij'e saldırma olacaktır. Manbij'e saldıracağız. Manbij'e saldırmak, Kobani'ye saldırmak demek doğrudan Amerika'ya saldırmak demektir. Şu an Amerika oraya tamamen 6 helikopter dolusu silah verdi ve bu silahlar konvansiyonel silahlardır. Yani füzeler, uçak savar Stinger füzeleri ve tank savar füzelerdi. Yani bu tank savarlar da Almanlardan geldi. Yani siz tankla ateş ettiğiniz zaman tanka vurduğu zaman tankı tahrip edebilecek güçte bir silah. Gönderdiğiniz uçağı da
indirebilecek çapta silahlar. Yani şu anda Amerika ordusunu hazırlıyor. Yani PYD diye bir ordu yok. Amerikan ordusu var. PYD artık Amerikan ordusu haline gelmeye başladı. Amerika Kuzey Suriye'de bir ordu hazırlıyor. Şimdi bu ordu, ya Amerika'nın stratejisi burada bir devlet kurmak. Bu devlet bir koridor olacak. Nereye koridor olacak? Bir sonraki bağlantı koridoru Musul'a bağlanacak. Musul'a bağlanıp Kuzey Irak'taki Kürdistan bölgesine bağlantı kuracak ve birleştirecekler. Niye bir koridor açma gereğini duyuyor? Çünkü Akdeniz'e çıkış elde etmesi gerekiyor. Akdeniz'e çıkış elde ederse petrol, oradaki petrol o koridordan Akdeniz'e ulaşmış olacak. Bu ne olacak? Türkiye'nin Barzani'den aldığı petrol boru hatları ve bunun üzerinden aldığı kasasına giren paraların önünü kesmektir. Bakın, duygusal. Türkiye'ye karşı bir hamle. Ne olacak? Amerika direkt Kürdistan'ı alıp sömürge haline getirecek ve oradaki kendi oluşturduğu koridordan Akdeniz'e indirecek. Akdeniz'e gemilerini yüklemiş olarak Türkiye orada bakacak, havasını alacak. Mesela bir de böyle bir şey vardır. Peki bu oluşumda Amerika'nın karşısında Tökel emrine itaat etmek kim? Barzani. Barzani de tasfiye edilecektir. Ve Kuzey Irak'taki Kürdistan yönetimi Talabani'nin ekibine verilecektir. Talabani de İran yanlısı bir ekiptir. Aynı zamanda yani Amerika ile İran kapışıyor gibi gözüküyor ama arka planda çıkarlar uyuştuğu için anlaşıyor. Yani bu çok ilginç bir durum. Türkiye Amerika'nın stratejik ortağı ama biz o Amerika ile kapışıyoruz. İran rakip unsurdan ama el altından birbirleriyle iş pişiriyorlar. Yani çok yönlü bir olay var. Peki İran'a baktığımız zaman, İran mesela Türkiye'de bir İran sevici gruplar vardır. Ben mesela Face'de veya İstiklal Gazetesi'nde de mesela bu konularla ilgili yazdım. İran artık bir İslam devleti değildir diye mesela manşet yaptım. Çok hakaretler, çok tepkiler aldım. Şimdi ama bir İslam devleti demek, lafla ben İslam devletiyim demek olmaz. Siz bir şehri aldığınız zaman oradaki şehirde tecavüz edemezsiniz, yağmalayamazsınız, insanları katledemezsiniz. Anlaşma olduğu zaman askeri bile öldüremezsiniz. Çünkü bir önce bir din kardeşi. Zaten Müslümanın Müslümanı köle yapması, cari yapması İslam kültüründe, savaş hukukunda yok. Bir kere bu cari kültüründe bile yok. Yani tecavüzü o bahaneyle yaparlarsa bile. Dolayısıyla siz bir devletsiniz. Halep'i aldığınız zaman, Halep'e girdiğiniz zaman düşman şehrine girmiş değil. Benim bu devletim, burası benim şehrim. Fatih Sultan Mehmet nasıl ki İstanbul'u aldıysa ve oradaki Hristiyanlara bir beyanname yayınladı. Bu saatten sonra hepiniz benim vatandaşımsınız, hiç kimse size dokunmayacaktır dediyse eman vermeniz gerekiyordu. Siz oraya girdiğiniz zaman ben yaptığınız suçların hepsini affediyorum. Bana karşı silah da saldıranları da affediyorum. Genel af çıkartıyorum. Siz benim vatandaşımsınız. Adalet hükmetseydi İran'a Suriye'deki diğer gruplara tabi olurdu. Kimse karşı çıkmaz. Ama ne yaptılar? Yağmalamaya, tecavüze, şuna buna yeltendiler. Yani bir eşkıya gibi davrandılar. Bir devlet gibi davranmadılar. Mesela gerekçeleri nedir? İşte IŞİD şuraya girdi, buraya girdi. İşte tecavüz etti, öldürdü, kesti. IŞİD bir şeydir, uluslararası bir örgüttür. İkincisi, IŞİD Sünnileri temsil etmez. Üçüncüsü, IŞİD bir örgüttür, terör örgütü, devlet değil. Sen devletsin. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir devlettir değil mi? PKK yaptığı savaşta PKK militanlarını öldürdükten sonra teşhir etse, çile çıplak teşhir ki yapıldı mesela bazı müferrit olaylar, tepki gösterdik. Veya işte askeri araçların arkasına bağladılar, sürüklediler mesela. Ne yaptı? Biz hemen tepki gösterdik. Sen devletsin, yapamazsın. Sen yapamazsın. Devlet ne yapar? Alır, cezasını verir, yargılar, hapse atar, idam eder ama hepsini hukuk çerçevesinde yapar. Evet. Dolayısıyla İran bunu yapmadı. Dolayısıyla İslam devlet olma vasfını kaybetti. Bakın, dünya Müslüman devletleri içerisinde resmi olarak İslam Cumhuriyeti ifadesi sadece İran'da vardır. Evet. Suudi Arabistan'da yok. Krallıktır. Evet. Türkiye'de de yok. Ama İran'da var. Dolayısıyla İran'a bizim eleştirimiz daha sert olacaktır. Çünkü İran, ben İslam devletiyim adıyla şey yapıyor ve vahdeti savunuyorum diyor. Ama onların savunduğu vahdet bizim liderlerimize toplanın, vahdeti gerçekleştirelim bir savunmasıdır. Olmaz. Dolayısıyla Müslümanların İran'a karşı sesini çıkartması lazım ki İran'daki sağduyulu insanlar, çünkü İran'da bütün değildir İran'da. Orada da farklı fraksiyonlar var ama şu anda kitle egemen, Şahinler grubu egemen.
Ama diğer fraksiyonların da tepki göstermesine zemin hazırlayacak. Bakın yaptığınız İslam dünyasını kaybetme anlamına geliyor ve tepki göstermesi gerekiyor. Türkiye Müslümanlarının artık İran'la olan duygusal bağları koparması lazım ve tepkisini göstermesi lazım, sesini çıkartması lazım. Protestolarda en önde bulunması lazımdır. Yani mesela bizim yaştaki insanlar İran'a karşı bir duygusal bağları vardır. Çünkü İran devrim marşlarıyla, devrim marşlarıyla büyüdüler. Sakallı makallı insanlar devlet yöneticisi oldu. Bir hoş bir şey oldu. Amerika'ya karşı bir emperyalizme karşı bir mücadele oldu. Böyle bir duygusal bir zemin var. Tıpkı eski tüfek solcuların Fidel Castro'ya, Chiguara'ya veya Kuba'ya karşı duydukları duygusal bağ gibi. Yani mesela adam zengin olmuştur, altında BMW vardır ama Fidel Castro ölüyor diye oturup mesela şarabı koyup, yas çekip, kafayı çekip üzülebiliyor. Yani böyle bir, bunu artık duygusal zemini değil. Ne yapacağız? Oturacağız. İran'ı biz nereye koyuyoruz? İslam devleti misin? Şii devleti misin? Emperyalist devleti misin? Şu anda İran'ın izlediği siyaset Fars emperyal siyasettir. Eski Fars. Persler değil tabii, mi? Pers coğrafyasında şu anda egemen olmaya çalışıyor. Rum suresi bunun için inmedi mi? Gulbetur Rum. Yani işte Rum suresi bunun içindi. Şimdi ben takipçilere Facebook'ta diyorum ki Rum suresini okumak zamanıdır diyorum. Tamam ne oldu? Rumlar yenildi ama Allah diyor ki 10 yıl içerisinde kazanacaklar diyor. Şimdi yenilmiş olmamız değil. Bu ayet bize gelecekle ilgili de bir perspektif çizmiş oluyor. Şimdi ne yaptı İran o zaman? Ta Kudüs'e kadar geldiler değil mi? Ama ne oldu? Bir anda ters döndü ve yenildiler. Bedir Savaşı kazandığımız sırada İran'ın yenilmiş olduğu ayet bizzat ne olmuş oldu? Kendini ispatlamış oldu. Dolayısıyla peki İran Halep'ten sonra İdlib'e gelecek. İdlib niye önemli? İdlib çünkü Laskiye ile sınır. Laskiye niye önemli? Laskiye Nusayrilerin başkentidir bir anlamda. Bugünkü rejimin en büyük destekçisi olan kenttir. Aynı zamanda Akdeniz'e kıyısı olan bir bölgedir. Dolayısıyla İdlib'i alıp da Halep üzerinden Laskiye ile birleşmiş olacak. Ve böylelikle İran'ın Musul üzerinden, çünkü Musul hamlesi de gelecek bundan sonra biliyorsunuz. Musul aldıktan sonra ondan sonra Halep, Laskiye, İdlib, Laskiye ve böylelikle Akdeniz'e bir çıkış elde edecek. Herkes Akdeniz'e inmek istiyor. Akdeniz çıkışı, Akdeniz'e bir çıkış elde edecek. Rusya'nın da hedefi Akdeniz'e çıkıştı. Dedik ya Rusya'nın hedefi ne dedi? Rusya'nın Suriye için masa yumruğunu koyması, nükleer bomba tehdidini savunması nedeni Suriye'yi kaybederse, çünkü Rusya'nın Suriye'deki Akdeniz'deki tek limanı Laskiye'ydi, Suriye'ydi. Suriye'yi kaybetmesi demek Rusya'nın Akdeniz'den çekilmesi demekti. Akdeniz büyük devletlerin hakimiyet alanıdır. Akdeniz'den çekildiği zaman dünyada söz sahibi olma hakkınızı kaybediyorsunuz. Dolayısıyla Rusya'nın bu işe ağırlık koyması nedeni oradaki üs elde etmekti. Herkesin hedefi bu. Ama Türkiye mesela Rusya'nın bu hedeflerini daha real bir politik izleyerek Rusya'yı da sakinleştirerek oradaki bir kazanım elde etmeye çalışıyor. Çünkü Amerika bizi sattı. Dolayısıyla benim kanaatim burada şey çıkacaktır. Türkiye Rusya'ya bu anlamda Suriye'nin tamamını kontrol altına alın ama nasıl bir kontrol altına alın? Adaletle hükmedelim ve bir federal yönetim veya bir özerk yapı şeklinde olur. Bunun karşılığında şu talepte bulunur. Esed de artık bu iş olmaz. Esed gitsin. Yerine yeni bir yönetim kurulur. Yine Suriye egemen olan güçler derler ki işte biz yeni bir seçim yapıyoruz. Demokratik bir seçim olacak. Herkesin katıldığı bir seçim olacak. Sünniler de meclise temsil edilecek. Sünnilerin de mesela ne bileyim başkan yardımcısı Sünni olacak falan filan diye bir sistem oluştururlar. Ve böylelikle makyaj göz boyanması olur. Yeni bir şekilde olay devam ederler. Bunu İran sağlamaz. Bunu sağlar. Rusya sağlar. Çünkü İran'ın politikası bir Şii hilal oluşturmakta. Yemen'den Suriye'ye kadar bir hilal oluşturmak ve bizi Arap dünyasından izole etmektir. İran'ın bize karşı konuşlandırıyor. İran'ın Osmanlı güçlerinin yani Türkiye Cumhuriyeti'nin tekrar Osmanlılaşmaması için İran'ı bize karşı konuşlandırıyorlar. Dolayısıyla İran bu misyonu çok iyi bir şekilde yerine getiriyor. Ama Rusya'nın hedefi Akdeniz'de liman elde etmek, Suriye'de yani kendine bağlı bir sömürge elde etmektir. Dolayısıyla Rusya daha pragmatist, daha şey yapar. Oradaki insanlara bireysel anlamda özgürlükler verebilir. Çünkü bakın Rusya'daki birçok cumhuriyetlerde bireysel anlamda özgürlükler var. Bunlara bireysel anlamda özgürlük verir. Neyin karşılığında? Onun gücünü kabul etmesi, itaat etmesi karşılığında bunu verebilir. Bu şey büyük olasılıkla bu plan Rusya ile Türkiye arasında gerçekleşecektir. Ama Amerika burada oyun bozanlık yapacaktır. Veya yeni gelen hükümet oyun bozanlık mı yapacak? Yoksa farklı bir strateji mi edecek? Burada net bir şey yok. Çünkü şu anki Trump'ın mesela ifadeleri İran'a karşı bir ifadeleri var. Trump mesela Çin'e dönük bir strateji izliyor ki yeni dönem Amerika'nın siyaseti Orta Asya olacaktır. Orta Doğu değil, Orta Asya olacaktır. Ama biz şunu biliyoruz ki Trump iktidara getiren Yahudi derin devlettir.
Yahudi derin devlette kendilerinin yayılma sahası üzerindeki potansiyel düşmanın temizlenme görevini verecektir. Dolayısıyla çok karmaşık bir şey. Ama iktidara geldiği zaman real politika göre farklı bir strateji izler mi, izlemez mi? Onu göreceğiz. Herkes şunu yapıyor şu anda. Yeni başkan seçilmeden önce masaya güçlü bir şekilde oturma hesabı yapıyor. Masaya güçlü bir şekilde oturulduğu zaman Amerika'nın karşısında Rusya'sı, Türkiye'si, başka unsurlar çıktığı zaman bu bir şekilde dayatılmış olur. İran'ı normalde kimse zapt edemez. Yani kafaya takmış ve Amerika'nın desteğini almış ama Rusya kulağını çektiği zaman İran bir şekilde masaya oturur. Çünkü molalar şu anda bir Pers hayali ve bir Şii hayalini görüyor. Ve biz nasıl şu anda Türkiye'de insanlarda bir Mehdi ve Nuzul İsa beklentisi içerisine girdiysek, İran'da da şu anda Mehdi'nin, Muntazır'ın geldiğini söyleyen gruplar var. Mehdi Muntazır geldi şeklinde. Biz şimdi Mehdi Muntazır'a şey hazırlıyoruz, yer hazırlıyoruz, yardımcı kuvvetler hazırlıyoruz şeklinde bir durum var. İran da kendi içerisinde yani çok ciddi. Çelişkili. 3-4-5 gruba ayrılmış durumda üst düzeyler. Rafsanjani ekibi ayrı, Hamaney ekibi ayrı. Bunun dışında İngiliz Şiası ayrı. İngiltere'nin de güçlü bir Şia nüfuzu vardır. Ve bu çok şeydir, Sünnileri sürekli tahkir eden şeyler sahiptir. Yani İran'da bütüncül değil ama sonuçta şu anda real olan, güçlü olan, iktidarda oturan güç şey bir güç. Yani her şey gözünü karartmış, dalmış bir şekilde. Türkiye ile savaşı bile göze almış bir durumdadır. Yani İran Türkiye ile savaşta göze almış durumda. Halbuki İran'ı darboğazdan kurtaran direkt Erdoğan oldu. İki defa kurtardı. Birincisi Güvenlik Konseyi İran'a yaptırım uygulayacaktı. Erdoğan siyasi kariyerini bitirme pahasına, o zaman başkanlık bizdeydi. Brezilya ile birlikte karşı çıktık ve engelledik. Ki Amerika ile restleştik. İkincisi İran'a ambargo Amerika uyguladığı sırada Türkiye ambargoyu Zarraf üzerinden, Halk Bankası üzerinden deldiydi. Ama şimdi o ambargoyu delen insanlar İran'da idamla yargılanıyor mesela. Böyle bir ilginç bir süreç var. Olayın halbuki İran'ın ciddi anlamda yok olmasına, yok olma demeyelim de yani zayıflamasına engellenen bir oluşum oldu. Bize artısı ne oldu? Avrupa kriz yaşarken biz mesela krizi yaşamadık. Çünkü İran sermayesi bizim üzerimizden dünya aktarıldığı için oradan bize aradan geçiş anlamında bir tasarruf, bir katkı elde etmiş olduk. Yani Suriye dediğin zaman Pandora'nın kutusudur. Ben 2010 yılında Suriye olayı gündeme geldiğinde resmi bir kuruma rapor hazırladım. Ben orada öngörülerimin çoğu çıktı. Ben çözüm yollarını da sunmuştum. Çözüm yolları da şöyle olur, böyle olur diye. Onlar hala rafta yani olursa o çözüm yolları da olabilir. Ama öngörülerimin çoğu çıktı. O zaman şunu söylemiştim. Aman Suriye'ye bulaşmayalım. Suriye Pandora'nın kutusudur. Çünkü ben o coğrafyada kaldım. Yani benim bilgim sadece kitabı bilgi değil. Yani ben Arabistan'da kaldım, Suriye'de kaldım, Irak'ta kaldım, İran'a gittim. Yani o coğrafyayı epey gezdim. Epey dostlarım, arkadaşlarım, iletişim kurduğum insanlar da var. Yani sadece kitabı değil. Hani çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir derken gezip de okuyan daha iyi bilir diyorum ben de. Evet, evet. O zaman da söyledim ve hatta şu hayrette bulundum. Ya bu insanların etrafında bir tarihçi, bölge bilen insanlar yok mu? Bu strateji yanlış bir strateji dedim. Çünkü mesela o zamanki Dışişleri Bakanımız ne yaptı? Şunu söylüyordu. Biz Emevi Camisi'nde iki namazımızı kılacağız diye. Bu kadar Suriye'yi küçümsediler. Halbuki Suriye Arap dünyasının entelektüel nüfusunun en güçlü olduğu yerdir. Suriye bize iyi partner olurdu. Arap dünyasına bizim açılımımızı sağlardı. Biz bunların hepsi elimizin tersi gittik. Biz de emperyal rüyalara girdik. Emevi Camisi'nde namaz kılmanın şeyine girdik. O zamanlar biz karşı çıktık ama maalesef aktrollar bunun hayalini kurdular. Ya namaz git vizen al namazını kıl sana kılma diyen mi var? Yani gidip illa orayı işgal etmem lazım. Yani bu anlamda Türkiye'nin ciddi hatası oldu. Ama şu anda ki hükümet güzel gidiyor. Erdoğan çok güzel bir strateji izliyor ve bu stratejiyle yanlışı düzeltmeye çalışıyoruz. Ama yanlış düzeltmek de bayağı bir insanların telef edilmesine kadar gidiyor. Bugün insanlar Suriye'de ne işimiz var derken savunmamızı Suriye'den başladığını bilmiyor insanlar. İkincisi Suriyelilerin burada ne işi var derken onları bu noktaya sokanlardan birisinden bizim olduğumuzu, suçluluğunu biz olduğumuzun da farkında değiller. Bizim de katkımız oldu. Amerika'nın gazına geldik. Obama'nın gazına geldik. Ve o gazla biz de şey yaptık. Ama onlar ne yaptılar? Bizi olaya sürükleyip
bitenler dışarıda kaldılar. Hedef neydi? Hedef Türkiye'yi Suriyeleştirmekti, Türkiye'yi bulaştırmaktı. Rahmetli Erbakan'ın bir sözü vardır, siz de bilirsiniz. Bir gün Suriye gündeme gelirse bilin ki hedef Türkiye'dir. Bunu bilmek için şeye gerek yok. Atatürk'ün Milliyet Savaşı'ndaki stratejisinden de az önce bahsettim. Ve işin ilginç yanı Atatürk'e de gerek yok. Dünyada ilk yazılı antlaşma Kadeş Antlaşması'dır. Milattan önce 1294 yılında imzalanan bir antlaşmadır. Kadeş Antlaşması da Suriye nedeniyle yapılmıştır. Hitit Devleti ile Mısır'daki Firavunlar 2. Ramses arasında imzalanıyor. 16 yıl süren bir savaştan sonra imzalanıyor. Ve sonuçta yenişemiyorlar. Bunun üzerine Suriye'yi paylaşıyorlar. Kuzey Suriye, bugünkü bizim aldığımız noktalar Hititlere veriliyor. Güney Suriye, yani bugünkü şeylerin aldığı, yani tabi Kuzey Suriye Halep dahildi. Halep dahil Kuzey Suriye Hititlere veriliyor. Diğer kısmı da Mısır'a veriliyor. Böyle bir bölüm yapıyor. Yani Suriye'nin ne kadar tarihten beri Anadolu için ve Mısır için stratejik öneme sahip olduğunu gösteriyor. Ki biliyorsunuz Haçlı Seferleri Suriye topraklarına, bugün Suriye topraklarına düzenlendi. Bugün Filistin ve İsrail dediğim topraklar da tarihsel olarak Suriye'ye aittir. Yani biz buna ne diyoruz? Bilad-ı Şam diye geçer bize. Bilad-ı Şam topraklarıdır burası. Ve o bölgede Haçlıları biz nasıl kovduk? Mısır'ı alarak kovduk. Suriye'nin güvenliği Mısır'daydı. Anadolu'yu almamıza gerek yoktu. Anadolu Selçuk Devleti zaten orada üst kuzeyde güvenliği sağlıyordu. Anadolu Selçuk Devleti güvenliği sağladığı için oradan rahattık. Dolayısıyla Mısır almamız gerekiyordu. Mısır alarak biz Haçlıları bölgeden kovabildik. Onun için kırılma nerede başladı? Mursi'nin iktidardan düşürülmesiyle başladı. Kimin? Mursi, yani Mısır'daki İlhan şey. Onu iktidardan düşürerek böylelikle tek kanatlı bir kuşa bizi döndürdüler. Tek kanatlı uçamadık. Şimdi Türkiye bir taraftan kanat çırptaydı, Mısır bir taraftan kanat çırptaydı, Suriye ayaklanırdı, Suriye giderdi, alırdık. Ama onu ne yaptılar? Kestiler böylelikle. Şimdi bugün dünya güç odakları, dünya yöneten unsurlar tarihi çok iyi biliyor. Jeopolitiği iyi biliyor, insanları iyi biliyor, coğrafyayı iyi biliyor, sosyoloji, psikoloji iyi biliyor. Biz bilmiyoruz. Churchill'in İnönü'yle oturuyor, konuşuyor. Beyaz Tren'de, Adana'da bir görüşmeleri var. İşte bir sürü şeyden bahsediyor. Nereden biliyorsun diyor. 40 tane tarihçi danışmanı vardı. Churchill. Sadece tarihçilerden oluşan danışmanı. İnönü bir şeyden bahsediyor. Tık diyor. Orada kaç tane Türk var, kaç tane Kürt var, kaç tane Ermeni var, kaç cami var, kaç kilise var. Hepsini tık önüne koyuyor. Senin ülken, sen bilmiyorsun. O biliyor. Şimdi devlet yönetmek bu anlamda ciddi bir strateji istiyor. Biz bunları ihmal ediyoruz. Bilgi güçtür. Biz bilginin güç olduğunu farkında değiliz. Dolayısıyla yaptığımız stratejik adımların cezasını, acısını insanlar çekiyor. Ve işte bugün biliyorsunuz insanlar, belki sana da gelmiştir, Suriyeli kızlar ne yaptılar? İntihar etmek için fetva istediler. Babalar kızların namusu kirlenmesin diye öldürmek için. Ben bizzat bu bölgeden arkadaşlar vardı, aradım, bize söyledi. Ben duydum ama şok oldum. Kim Arapça mektuplarını da benim şeyde yayınladıydım, Face tabanında. Ünletler Arapça mektupları da vardı. Yani insanlar bu durumda. Yani dolayısıyla biz sorumlu sahip olacağız. Şimdi eğer sen topraklarını korumak istiyorsan, savunmada kalırsan sürekli dayak yersin. En iyi savunma saldırıdır. Bir. İkincisi, stratejik olan coğrafyanı korumanın yolu düşman toprağına gelmeden düşman toprağında veya coğrafyanın dışında karşılamaktır. Şu anda Türkiye'nin yaptığı da bu, İran yaptığı da bu. İran da saldırı altında. İran bir sonraki hamlenin kendisinden geleceğinin de farkında. Tamam, Amerika'yla flört ediyor, şundan flört ediyor ama Suriye'den sonra sıra kendisine gelebilir. Hocam, endişesi yapıyor. Coğrafyasını savunmaya çalışıyor İran. Haliyle daha konuşamadık İran'da. Evet, bizim. Evet. O konuyu, bir de göçmenler konusu var falan. Göçmenler onun tabii konusu ki, var. Kürt programımız, meselesi evet, var. Yani Kürt sorunu çözülmeden Türkiye hiçbir şey yapamaz, adım atamaz. Önümüzdeki programda muhtemelen yani, bu konular üzerinde durmamız yani, gerekir. Onlar hep öyle birbirine ilintili onlar. Birbiriyle iç içe olan program, evet. Göçmenler zaman bitti herhalde böyle konuştuğuna yani, evet, göre. Program bitti. Evet. Hocam çok keyifli bir sohbet oldu. Stratejik anlamda çok ben zevk aldım. Gerçekten ufkumuz açıldı. Ben teşekkür ediyorum. Medeniyetimiz programımızın konuğu İbrahim Halil Erbey'e, tarihçi, yazar, ilahiyatçı arkadaşımıza çok teşekkür ederiz. Minnettarız efendim. Saygılar sunarız. İyi günler efendim.